ARS Park Sümenaltı programını sunar. Efendim hayırlı akşamlar. Bir Sümenaltı programında daha siz kıymetli izleyenlerimizin karşısındayız. Her programda olduğu gibi gazeteci arkadaşımız Merhaba Gazetesi İstihbarat Şefi Emre Özgül ile birlikte konuklarımızı, sorularımızı ileteceğiz. Tabii 41. programı icra edeceğiz bugün. 40 programdır biz genelde siyasi gündem üzerine programlar yapıyorduk. Tabii ki gelecek hafta Konya Spor'un olağan genel kurulu var. Bu genel kurul öncesinde taraftar da birçok soruyu, konuşulmayan birçok gündemi merak ediyor. Bununla alakalı biz de Konya'daki yerel basın, Konya Spor gazetecilerini, spor muhabirlerini, spor yorumcularını ağırlayalım dedik. Konuklarımızı ben sizlere tanıtmak istiyorum. İsmet Çelik, Kanal 42 spor programcısı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. 41 kere maşallah diyelim. 41. Evet, programmış madem. Hoş bulduk. Böyle bir programı organize ettiğiniz için de teşekkür ederim sizlere. Hoş geldiniz diyoruz biz de tekrardan. Fatih Şeker, Anadolu'da bugün gazetesi spor müdürü. Siz de hoş geldiniz Fatih. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Böyle bir programda bulunmaktan dolayı memnuniyetimi dile getiriyorum. Aynı zamanda böyle basınımızın güzide temsilcileriyle aynı programda olmaktan çok mutluyum. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Ferhat Türkoğlu, Merhaba Gazetesi spor müdürü. Ferhat Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kanal 42 izleyenlerine iyi akşamlar diliyorum. Şunu belirtmek istiyorum. Öncelikle az önce söyledim, politik bir program. Biz spor muhabirleri olarak bu tarz programlara alışık değiliz. Eğer bir heyecan olursa seyircilerden affımı rica ediyorum. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Yunus Bey, Yunus Altınbeyaz gazeteci kendisi. Efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? Hamdolsun. Nasıl gidiyor çalışmalar? Şükür elhamdülillah. Konya Spor'un bir genel kurul süreci var. Biraz beklemedeyiz diyebiliriz. İzleyenlerimize de iyi akşamlar diliyorum. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Tabii Konya Spor gündemimiz. Konya Spor'un önümüzdeki haftada bir genel kurulu var. Aslında sosyal medyada, gazetelerde çokça tartışılıyor bu genel kurul. Hatta geçtiğimiz haftalarda yönetim kurulu bir basın toplantısı düzenledi. Neler söylersiniz? Konya Spor'la şu an durum nedir? Kısaca sizden başlayalım ilk olarak. Şöyle o zaman bir özet yapalım son dönemle ilgili. Konya Spor işte 9. yılını hazırlıyor. Süper Lig'de aralıksız 2012'de 2013 sezonunda yükselmişti. Ondan sonra her yükselen takım gibi işte belirli imkanlarla, imkanlarının üzerine çıkan başarılarla adım adım belli bir noktaya geldi ve 2017'de zirveydi. İşte Avrupa'yı 2 sene üst üste kupalar kazandı. 2017'de bir kırılma yaşandı. O kırılmadan sonra hem ardı ardına gelen başarısızlıklar hem de istikrarsızlıklar taraftar ve camiayı belirli bir negatif atmosfere veya olumsuz atmosferlere hapsetmiş durumda. Son 3 yıldır da yeni bir eski yönetimden sonra bir yönetim devralındı. Her sene yine genel kurullar tazelendi. Ama işte ligi istediği yerde bitiremeyen bir Konya Spor tartışmaları ya da ekonomik olarak ciddi tartışmaların odağında bir Konya Spor. Ve bu sezonda zaten belki çok Konya Spor düşme hattıyla ilgili çok sıkıntılar yaşamadı ama genel olarak camianın birbiriyle koptuğu, işte tartışmaların egemen olduğu ve yönetsel süreçlerin problem haline geldiği bir sezon geçirdik ve en nihayetinde camianın arzu ettiği genel kurul kararı alındı. 10 gün, şey bir hafta var şu anda herhalde, gelecek hafta bugün. Toplamda 6 gün. Toplanamazsa bir hafta daha ertelenecek. Bir genel kurul gündemine girildi. Camia kendi içerisinde bunları tartışıyor. Nerede yanlış yapıldı, nerede hata yapıldı. Hataların altını çizme, yeni bir vizyon oluşturma, planlama, yeni yönetecek yönetim, Konya Spor ne yapmalı sorusunun cevabı aranıyor şu anda. Peki size ikinci bir soru olarak, nerede hata yapıldı sizce Konya Spor'da? Bu sezon özelinde mi yoksa genel olarak mı? 2017'de kırılmadan itibaren. Şu anki yönetimle birlikte. Şu anki yönetimle birlikte şunu söyleyebiliriz. Şimdi şöyle bir açıklama getirelim o zaman. Konya Spor'un
son dönem tarihiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın tarihi çok birbiriyle iç içe geçmiştir. Ben hep şunu benzetiyorum. Konyaspor 2013'te yükseldikten sonra 2017'ye kadar yükseliş dönemi, işte Türkiye'nin de 2000'li yılların ortasından sonra iktidar değişimiyle başlayan ekonomik yükselişiyle aynı paralellikledir. Ve 2010'lu yıllarda Türkiye Cumhuriyeti 2023 vizyonunu koyduğunda ve 2023 hedeflerini belirlediğinde Konyaspor'da 2022 100. yıl vizyonunu ortaya koymuştu ve bunun altını doldurmaya çalışıyordu. Ve nasıl Türkiye Cumhuriyeti gerek iç dış müdahaleler gerekse belki de planlama hatalarıyla son dönemde siyasal anlamda atmosfer negatife doğru gittiyse Konyaspor'un da bir hedef ve zemin kayması yaşadığını düşünüyorum. Bir plan programdan savrulma ve amaç birlikteliğini kaybetme. Neydi Konyaspor? 2014'teki Konyaspor'a dönerseniz çok basit bir hedefi vardı. Ligde kalmak. 2015'te geçen senenin bir üstüne çıkmak. Ama Türkiye Kupası'nı almış, Süper Ligi 3. bitirmiş, Avrupa'ya gitmiş, kasasında bu para olan bir takımın direkt hedefi şampiyonluktur. Yani bunu şöyle, yani 100. yıla doğru şampiyonluk hedefleri konuşulmaya başlandı. Belki de bu Konyaspor'un kimyasını bozdu. Yani erken gelen başarı bir kriz atmosferi oluşturdu. İnsanların kimyasını, camianın kimyasını, yöneticilerin kimyasını ve hedefler hep büyük, imkanlar hep küçük. Burada gerçekçi, real politikalar güdünmesi gerekirken kamuoyunun istekleri, arzuları da o noktasında, ki bunda işte Aykut Kocaman'ın tekrar gelişi de bu yöndedir. İşte hep böyle mevcut algıya yönelik bir yatırım planlaması yapıldı ve bu olmayınca da yani en büyük sorunu buradan anlıyoruz. Konyaspor hedef, vizyon ve amaç birlikteliğini sağlayamadı. O 2015, 2016, 2017 dönemindeki gibi. Sadece şu anda rotasız bir gemi gibi günlük, haftalık, rüzgara göre, güneşe göre şekil alan bir noktaya geldi. Ondan sonra kendi kabuğunu kırmaya çalışan Anadolu camiaları, benim için Konyaspor onlardan birisidir. Büyümeye çalışan, kendi kimliğinin, kendi kaderinin üstüne çıkmaya çalışan Anadolu camialarında kırılmalar sert olabiliyor bazen. Bu sertlik yönetimle, yönetsel süreçlerle alakalı. Bir camianın başarı anahtarının en başında şey gelir. Birliktelik gelir. Hep bunu söyleyelim. Yani birlik, beraberlik bulgusu. Eğer hedefler farklılaşmaya başlarsa, gruplar, düşünce farklılıkları, fraksiyonlar oluşmaya başlarsa demek ki burada hedeften kopma yaşanmıştır. Aslında şöyle, büyük camialarda şey vardır. Farklı fraksiyonlar, farklı yapılar, onların kendi arasında mücadelesinden çıkan dinamizmi belirli bir yere taşıma, ama daha böyle orta ölçekli camialarda fikir ayrılıkları daha da dibe çekiyor. Ama neyse, şöyle bir şey var. Şimdi mesela insan bir hata yapar, iki hata yapar. Konyaspor özellikle son dönemlerde işte taraftarlar da dönüp aynı şeyleri konuşuyor. Konyaspor düşecek mi, düştü mü? Son haftalarda hep riskli grupta yer alıyor. Yani hatalardan da ders çıkartılması gerekirdi bence bu süreçte. Katılıyor musun? Mutlaka, yani? Mutlaka. Yani ders çıkarma süreci biraz daha derinleştirelim o zaman. Şimdi Konyaspor'un durumunu konuşacaksak, bir zemin belirleyeceksek şu iki konunun ayrımını yapmamız lazım. Mevcut problemleri ikiye ayırmak zorundayız. Birincisi yönetsel problemlerdir. Yani mevcut yöneticilerin veya Konyaspor üzerindeki o baskı gücü olan baskı gruplarının hataları, yanlışları. Bir de sistemsel problemler var. Yani Türk futbolunun içerisinde bulunduğu problemler var. Bunu bir ayırmamız gerekiyor. Şimdi örnek veriyorum. Bugün Konyaspor ekonomik bir kriz yaşıyor diyelim ki. Bir borç tartışması var. Ama bu krizin kaynağı olarak baktığınızda hep eski sözleşmeler geliyor. İşte bugün Skubic'in, Milosevic'in aldığı paralar tartışılıyorsa bu sistemsel bir problem. Niye? Siz Skubic'le imza attığınız zaman Skubic'in sözleşme değeri 3-4 milyon TL iken bugün 11 milyon TL'ye ulaşmış. Şimdi o günkü şartlarda Skubic'le 600-700 bin euroya anlaşmak çok acayip bir şey değil. Ama bugün anlaşmak çok acayip bir şey. O paraları veremezsiniz. Yani Türk futbolu küçülüyor aslında. Bunun bir farkına varmak lazım. Çok basit bir denklem var. Gelirler giderleri karşılamıyor. Her sene her kulübün, şampiyon olanlar da dahil, kar etme, denk bütçe yapma imkanı yok. Şimdi imkanlar böyleyken bir de bunun üzerine yönetsel, muhtemelen değineceğiz hatalara, detaylarına ineceğiz. Tabii. Yönetsel hatalar da üzerine gelince zaten mevcut tablo, durağan resesyon dönemi Konyaspor için. Ekonomik sorunlarına değindiniz. Ben hemen Ferhat Bey'e ekonomiyle alakalı
sormak istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda işte basın toplantısında soruldu ama mevcut yönetim katlanan bu borçla alakalı veya bu borç sorulduğunda her zaman kur muhabbeti yapıyor. Yani bilinçsizce mi yönetildi takım yoksa gerçekten kur muhabbeti mi bu kadar artırdı? Çünkü Hilmi Kulluk göreve geldiği gün 30 milyon olan borç şu anda 290 milyonlara ulaştı. 242 milyon. 242 milyon. Neler söylersiniz bununla alakalı? Yunus az önce söyledi. Kur farkının çok büyük etkisi var bu olayda. Tabii ki ekonomik anlamda pandemiden dolayı da işte yayıncı kuruluştan gelen paralar, federasyondan gelen paralar, futbolculara işte galibiyet primi, kulübün çalışanlarının çok olduğu yönünde dedikodular vardı. Sayın Başkan onu cevapladı gerçi. Yani zaten ayrıntısıyla önümüzdeki genel kurulda bunun tablosu verilecektir. Ama tabii kur farkının da etkisi büyük. Fakat bunu ayarlaması gereken de yani hani zaten borcun tahmini borcu Hilmi Kulluk söyledi. Ben bu kadar borç yapacağım diye yaklaşık 300'e yaklaştıracağım dedi. Yani 300'e de yaklaştı. Demek ki yani hesapladıkları bir şeyler vardı. Bu şekilde oldu. Bundan sonraki süreçte Yunus'un da söylediği gibi yani Türk futbolu gerçekten ekonomik anlamda çok büyük sıkıntılar çekecek. Çekiyor da, çekmeye başladı. Konyaspor'un da dediğimiz gibi işte bir altyapı olmadan, bir altyapısı oluşmadan bir başarı yakaladı. Oysa Konyaspor bugüne kadar tarihinde hep Süper Lig'de hep orta sıralarda kalmaya hedefleyen, hedefsiz bir takım olarak hep taraftar bunu çok iyi biliyor yani Konyaspor tarihini ya da Konyaspor'u takip edenler. Orta sıralarda şey bitirme şeyi, hedefi ama 2015-2016 sezonundan sonraki o iki başarı yani bir tesadüf diyebiliriz aslında. Çünkü hazırlanmış bir hazırlık yok, bir şey yok. Tamamen spontane gelişen bir başarı. O başarı da dediğim gibi altyapısı olmadığı için döndü tekrar sıkıntıya soktu kulübü. Çünkü biliyorsunuz Başakşehir en son örneği Başakşehir. Başakşehir'de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettikten sonra kümede kalmayı son haftalarda garantiledi. Ve şöyle baktığınız zaman Başakşehir kulübünün de hani yönetim tarzını bir çok takım bulamazsın. Ha yani güzel bir yönetim tarzı olduğunu düşünen hani çoğunluk vardır. Ama işte hazırlıksız olan altyapısı yani bu tarz başarıya altyapıyla git altyapıyı hazırlamadan çıkarsan bu başarının sıkıntısını ertesi sezon çekiyorsun. Konyaspor'da bu tarz sıkıntıları başarıdan sonraki Avrupa'da başarısından sonraki sezonların hepsinde çekti. Bir de bu sezonda yani bu sezonda son zamanlara kadar çekti. Yönetimsel manada da sıkıntıları da oldu. Yani sezonu belki son haftalara bırakmadı ama son haftalara kadar acaba küme düşer miyiz diye yine eski günlerine döndü Konyaspor taraftar. Yani matematiksel olarak 39. haftaya kadar Konyaspor küme düşme korkusunu sürekli yaşadı. Değil mi yani? Yani taraftarla sürekli hesap kitap işte Göztepe'den 3 gelir belki. Ama hani Suriye bir korku olduğunda kabul edelim şöyle yani tablo olarak en şanslı takımlardan biriydi ama o geçmişin verdiği bir duygu hali var. Yani geçmişten gelen sürekli geçen sene takım 20 maç kazanamamış örnek veriyorum. Aynı şey yaşanırsa düşer mi takım? Şimdi, ya Konyaspor taraftarı da UEFA'ya gittiğimiz seneden beri ya affedersiniz matematik profesörü oldu yani. Her sene hesap yapmaya başlıyor. Son haftalar. Ama ondan önce de vardı yani. İşte hani, o dönem bir rahatladık. O iki sene yani. Şey tarihte özel iki sene. Ondan sonra... Şey değil yani. Daha önceki sezonlarda da rahat değildi. Yani alışkın aslında. Konyaspor taraftarı alışkın olmadığı sezonu
2015-2016'dan sonra da yaşadı. Alışkın olmadığı iki sezon. Ondan önceki... Şunu sormak istiyorum sana. Şimdi tamam. Ekonomik olarak problem var. Bugün her sektörde olduğu gibi işte bu camiada da bu sektörde de ciddi sıkıntılar var da ben şimdi şunu sormak istiyorum. Yani ederi olmayan futbolcuya siz bir bütçe ayırırsanız, sürekli ismi işte sakatlıklarla anılan bir futbolcuya siz para verirseniz bu taraftar tarafından da tepkiye sebebiyet verir. Onun dışında mesela Konyaspor'u yöneten hocanın oğlunu eğer sen Konyaspor'a getirirsen bu doğru bir hareket olsa bile mesela zamanlama olarak insanların aklına, taraftarın aklına soru işareti bırakır. Yani transfer noktasında veya işte bu menajer noktasında neler söylemek istersin? Bunlar takıma gerçekten yük oldu mu ekonomik olarak? Ya tabii ki eğer bir takımın bir transfer politikası yoksa, yani üstün körü kabaca yapıyorsa, işte izlediği videolarla, menajerlerin tavsiyesiyle transfer yapıyorsa, bunun sıkıntısını illa ki yaşar. Konyaspor'da oldu mu peki bu? Ya Konyaspor'da scout ekibimiz yok dedi zaten. Scout ekibimiz İsmet yok dedi. Oysa scout ekibi olarak işte Adnan Erkan mı? Yok. Erol Mangır, Cihan Önal onlar vardı ama onlar var edildi scout olarak sezon başında vardı. Şey yaptı, scout olarak anlaşıldı ama scout görevi yapmamış. Yani scoutumuz yok dedi. Transferlere gelince dediği gibi menajerlerle çalışıyoruz dedi. Ya menajerlerle çalışan kulüplerin hep sıkıntı yaşadığını biliriz. Yani eğer sağlam bir scout ekibiniz yoksa menajerlerin eline düşerseniz menajerler sizi sömürür. Yani bu bir daha iki. Bunun örnekleri var. İşte Kardemir Karabük Spor. Bunun gibi birçok. Son örneği Akisar. Devre yani arasından kim alın? Golcü getireceğiz diye. Zenci i̇şte yani bu da çok eski bir muhabbet ama. Bu transfer politikasında sadece yönetimin de hatası yok. Belki %90 yönetimin hatası olabilir. Menajerlerle taraftarın da beklentisi çok olmuştur. İşte taraftarın da bu dediğin gibi o taklacıdır. İşte golcü. Afrika menşeli oyuncuları getirsinler. İşte hücumsal anlamda şunu getirsinler. Bu yani oyuncunun şeyine bakmıyor. Background'ına, yaşına, bundan sonraki süreçte ne getirir, ne şey yapar bence ona bakmıyor. Sadece gerekir. Ben mesela bir taraftar olsam sadece zevkime hitap eden bir futbolcu isterim ama yönetim de mesela tercihini taraftarın işte, tercihinden ziyade taraftarın beklentileri o kadar yüksek ki orta yolu bulmak bile mali olarak imkanı yok. Peki Konyaspor'da daha mı fazla diğer kulüplere göre? Hayır. Yok, Türk futbolunda. Hatta ben Konyaspor taraftarının daha bilinçli olduğunu düşünüyorum bunu. Makul Türk futbolunda yani. Bir hastalık bu. Yani işte medya hastalığıdır. Yani mesela bugün de dönüyor. Türkiye'ye gelecek futbolculara bakın. Hepsi miadını doldurmuş. Yani son emeklilikte son voleyi vuracak futbolcular. Yani ismi geçen futbolcular. Yani hele şu pandemi döneminde ki bundan sonraki süreçte taraftarın da sen dedin ya ben şöyle futbolcu istiyorum diye. Eğer sen taraftarsan yani bir takımın taraftarıysan onu destekliyorsan onun popüler transfer değil de faydalı en az maddi anlamda en az paraya getirip en fazla katkıya alacağı topçuyu istemelisin. Ya da genç yıldız adayı olup hani Konyaspor'da parlayıp Konyaspor'a para kazandıracak. Mesela kim Konyaspor'da şimdi? Amir var. Amir'e mesela Konyaspor sabretti, yetiştirdi. Şu anda Amir'in talipleri olduğunu duyuyoruz. Yani bu tarz topçuları alması lazım Konyaspor'a. Ama çok sabrettik Ferhat abi. Amir'e de 3 sene. Bu iş ama, böyle oluyor. Evet. Ama bu böyle sabrettik. İşte sabretmemizin önemine vurgu yapacaktır. Şöyle de sabretmişiz. Ama eğer söylenen miktarlara ya da biraz daha fazlaya satarsak Konyaspor açısından da çok iyi olacak. Yani sabrettiğimize değecek yani. Bu 5 yıl scouting'den kaynaklanan bir gelir, doğru mu? 5 yıl sabrediyorsunuz, kazanacağınız para taş çatlasın 5 milyon euro. Bir de bunun altyapı versiyonu var. O 15-20 yıllara. Yani bu insan yetiştirmek şey doğru. Değil yani. Tarım değil bu. Ekipte hemen sezon sonunda biçemiyorsun yani. Verim alamıyorsun. Ya Amir'e yapılan eleştirileri hepimiz biliyoruz. Evet. Yani eleştiriyi geçtim. Saha içerisinde evet. Bitirme. Bu sezon yani bence en çok gelişim kaydeden oyuncusu bence şu an. Fatih abi peki Konyaspor yönetiminde özellikle yani son noktayı belki kulüp başkanı koyar ama yani bu transfer sürecinde işi yürüten kim oldu? Yani bu hatalı transferler mesela Hurtado meselesi
hep ismi sakatlıklarla alındı ama. Ya şimdi şöyle. Konyaspor'a sonuç itibariyle yani biliyor. Belki mevcut yönetimin haricinde önceki yönetimler mi sıkıntı oluşturdu? Bilinçsiz transfer mi yapıldı? Şöyle diyeyim. Şu Hurtado meselesi o zaman yapılan transferi şu anki aynı yapı yapmadı. Çünkü daha önce Selçuk Aksoy futbol şubesinin başındaydı. Sene başında, sezon başında bunu Ekrem Coşkun devraldı. Bünyamin Sarıtaş destek verdi Hilmi Kulluk Bey ile beraber. Ben önce arkadaşların bıraktığı yerden biraz devam etmek istiyorum. Konyaspor neden burada? Bence Konyaspor bence başarısız bir sezon geçirdi. Şöyle 39. haftaya kadar, Karabük maçına kadar Konyaspor taraftarı rahat değildi. Bunu hepimiz biliyorduk. Konyaspor belki o süreçte Karabük, Göztepe, Trabzon'un nispeten hedefsiz olması işini kolaylaştırdı. Ve oradan Antalyaspor maçıyla beraber bir 8 puan geldi. Ama baktığımızda sezon içinde sürekli bir küme düşme korkusu vardı. Özellikle bu İsmail Kartal döneminde tavana çıktı. Konyaspor taraftarı gerçekten bunalıma girmiş durumdaydı. Abi İsmail Kartal'ı Konyaspor'a kim getirdi? İsmail Kartal'ın o kötü gidişatına sessiz kalan kimdi? Şöyle diyeyim, İsmail Kartal'ın gelmesi çok hatalı diyemeyiz. Konyaspor camiasının tanıdığı bir isimdi Konya Şekerspor'da. Zaten o anda Konyaspor yönetimi hemen acile karar vermesi gerekiyordu. Çünkü sezonun başlamasına 2-3 saat kala Bülent Korkmaz yönetimle bazı fikir ayrılıklarına düştü ve görevinden ayrıldı. Evet, çok ilk hafta bay geçmişti Konyaspor Gençler Birliği ile. Sonraki hafta oynanmıştı ama Santra'nın yapılacağı 2-3 saat öncesinde İsmail Kartal, Bülent Korkmaz ayrılmıştı. Şimdi gelecek olacaksak İsmail Kartal'ın gelişi bence çok hatalı gözükemez ama gönderilişi bence geç oldu. Belki 2-3 hafta önce ayrılsaydı Konyaspor 55-56 puan bandına çıkabilirdi. Çünkü artık İsmail Kartal ile olamayacağı çok açık ve netti. Ama nedense yönetim biraz daha bekleyelim, biraz daha sabır diye düşündü sanırsam. Peki yani Rıza Çalınbay'da da hata yapıldı mı yani gönderilmesinde mesela? Veya Sergen Yalçın? Ben şöyle. Birlikte tuttu. Ya Sergen Yalçın konusunda taraftar çok ümitliydi, evet. Sergen Hoca'da. Sergen yani Yalçın konusunda için yönetim Hilmi Kulluk Bey söylemişti zaten hani Sergen Yalçın'ın bir sezonu bir takımda çıkaramaması gibi bir etken vardı ama hatırlayanlar bilir belki İsmet arkadaşlarımız da yazmıştır Yunus falan. Kalması yönünde ciddi bir aslında taraftar baskı yapmıştı. Basında kalmasını istiyordu ama o anda Sergen Yalçın ile acaba İlk 5 hedefi koyabilir miyiz gibi bir algıya düştü yönetim. Rıza Çalınbay'ı getirdi. Belki daha üst sıralar oynarız. Sergen Yalçın'la belki yine küme düşme hattında kalabiliriz düşüncesi vardı. Ama şu an geldiğimiz noktada Sergen Yalçın 2 kupalı bir hoca. Bence Konyaspor'da da başarılıydı. Adam tekeden süt çıkarttı yani bu sezonda. Evet evet çok başarılı. Tabiri caizse. Belki artı Konyaspor'dan gittikten sonra da başarılıydı. Tabii. Malatya'da yanılmıyorsam Alanyaspor'da yine başarılı oldu. Tabii orada bir kırılma oldu. Belki Sergen Yalçın ile 2018-2019 sezonuna başlasa Konyaspor belki çok farklı bir yerde olabilirdi ama yönetim böyle bir tercihte bulundu. Abi şunu sormak istiyorum sana. Az önce mesela taraftarın talebi ve medyada yazılan çizilenleri dile getirdim. Ben şunu sormak istiyorum. Benim gözlemlediğim kadarıyla Konyaspor medyasıyla yönetim arasında ciddi bir uçurum var. Konyaspor taraftarıyla da yönetim arasında bence bir problem var. Yani bu olayın gerekçesi ne? Yani taraftarın mesela talepleri neden dinlenilmedi o süreçte? Veya Konya medyasının yazıp çizdikleri niye karşılık görmedi? Zaten Hilmi Kulluk Bey geçen hafta yaptığı basın toplantısında zaten bunu söyledi. İletişimde hata yaptık dedi. Hı hı. Aslında bu bir itiraftı. 3 yıllık süreçte biz sürekli yazdık. Hani kamuoyuyla içli dışlı olun, taraftarı bilgilendirin, gazetecileri bilgilendirin, kamuoyu önüne çıkın. Şimdi taraftarın en çok şikayet ettiği konulardan biri de Konyaspor'a yapılan hakem hatalarını, çok ciddi hakem hatalarından sonra hiçbir yöneticinin maçtan sonra sıcağı sıcağına ama bu çok önemli. Bir ulusal medyaya televizyona canlı yayında bağlanmaması, Konyaspor'un hakkını yeterince savunmaması bu çok eleştirildi. Bence haklı da bir eleştirildi. Sonraki gün yapacağın yazılı bir açıklama maalesef Konyaspor taraftarını da tatmin etmedi. Konyaspor taraftarı böyle masaya yumruğunu vuran hakkını sonuna kadar savunacak bir yönetim
tarzı istedi. Tabii bu yönetim tarzına da saygı duyuyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Böyle bir tarz benimsediler. Kamuoyundan uzak, medyadan uzak, sadece kendi işine odaklanalım tarzında bir yönetim anlayışı vardı. Ama %100 ters tepti, onu söyleyeyim. Şöyle bir durum var. İlk iki sene belki böyle bir tarzı benimsemiş olabilirsiniz ama en azından bundan ders alıp en azından bu sene medyayla, kamuoyuyla, taraftarla, şu an hiç kimseyle araları iyi değildi son mevcut yönetimin. Şu an hangi Konyalı gazeteciye sorarsanız sorun, gerçekten yönetimde çok ciddi sorunlar yaşıyor. Baskı var mıydı gazetecilere? Yönetimde? Ben şahsım olarak konuşursam bana hiçbir baskı gelmedi ama şöyle, WhatsApp'tan bazı yazışmalar falan oldu hani. Artı röportaj istediğimizde güzel tavırlar olmadı. Röportaj verilmedi yani bana. Ya bu yazışmalar tehditvari yazışmalar. Yok, tehdit değil de hani biraz yani küçümser tarzında bazı yaklaşımlar oldu mevcut yönetim içinde. O da bizim tabii daha çok coşkumuzu, enerjimizi aşağı çekti. Artı ben 1922 Konyaspor maçından sonra Konyaspor yöneticilerden güzel bir röportaj almak istedim yani maçtan sonra, ama iki yönetici de beni tersledi. Yani istemedi daha doğrusu, bunu Yunus da biliyordu daha sonra. Yanlış anlaşıldıklarını söylediler mesela Bünyamin Sarıtaş. Öyle bir amacım yok dedi ama orada ben ciddi şekilde rencide oldum. Yani röportaj vermeyecek kadar duruma gelindi. Yani orada 4-5 dakika yani Konya medyasına konuşmak bu kadar zor mu? Böyle bir anlayış olamaz. Hemen burada İsmet abiye geçelim. Abi geçen bir basın toplantısı oldu. Evet. Basın toplantısında gözler seni aradı. Doğrusu ben de o basın toplantısını canlı olarak izlemiştim. Yani bu süreçte yönetime ciddi şekilde eleştiriler sunan bir isimsin. Toplantıya niye katılmadın? Bir gerekçesi var mıydı? Önce bunu sormak istiyorum. Şöyle, niye katılmadığımla alakalı aslında o hafta yapmış olduğum programda söylemiştim katılmayacağım. Önceden deklar ettim zaten. Katılmama sebebim şu, işte bunun gerekçeleriyle anlattım aslında kamuoyunda ama yine size de anlatayım. Şudur katılmama sebebim. Şimdi yaklaşık 2,5-3 yıldır yani Hilmi Başkan'ın ilk 6 ayını çıkarsak 2,5 yıldır işte muhalif gazeteci gibi bir kimliğimiz var. Muhalefette kalmak aslında bizi yıpratan bir süreç. Yani muhalefet yapmak Konyaspor kulübüne, yönetimine karşı aslında çok sevdiğim bir olay değil ama eleştirinin daha iyi yerlere getireceğini düşünenlerden birisiyim. Son 2,5 yılına baktığımız zaman Konyaspor kulübü yönetimi toplamda 3 defa basın toplantısı yaptı. Bunlardan bir ilki kredi meselesinde yine benim ortaya atmış olduğum bir iddia üzerine Sayın Hilmi Başkan bir basın toplantısı düzenledi. Fakat o basın toplantısı da kapalıydı. Kapalıydı. Yani dışarıya servis edilmedi. Kameralar kapalıydı. O basın toplantısından sonra yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz yılın Ocak ayında bir basın toplantısı yapıldı. 3 yıllık süreçten bahsediyorum. Bir de son olarak kongre kararı aldıktan sonra basın toplantısı. Bir de şöyle oldu İsmetciğim, herhalde ittifak oldu, evet, ile yapılan arada bir şey var. Ama yani tam bir basın değil ama. İmza törenlerini saymıyorum. Hı. Yani bizzat basını bilgilendirmek, evet, kamuoyunu bilgilendirmek adına. Doğru. Totalde 3 toplantı, bunun da bir tanesi basına kapalı. Bu toplantıların yapılmamasını defaatle eleştirmemize rağmen Konyaspor kulübünün camiasının başkanı olan Sayın Hilmi Başkan ve yönetim defalarca yani biz birçok eleştiride bulunduk. Hepsine kulaklarını tıkadılar. Bugüne kadar ki tüm eleştirilerimize kulaklar tıkandı. Ki basın toplantısı yapmamaları da zaten bunu gösteriyor. Maç sonu röportajı vermediler hiçbir şekilde. Kulübün haber dağıtım sisteminde belli başlı problemler olduğunu, bütün gazetecilerin eşit bir şekilde haber alma durumunun olmadığını, engellendiğini söyledim. Bunlardan bir tanesi de Fatih Şeker. %100 doğru. Bu sadece bu dönemde, araya giriyorum ama sadece bu dönemde olmadı ki. Her dönemde oldu ama bu dönemde şey vardı, bu dönemde yani, çok ciddi mesela, manada. Evet, İsmet muhalif derlerdi. İşte tesisi almazlardı. Geçmişte evet, de böyle yani, durum vardı. Daha evvel ben yaşadım. Yunus Bey de yaşadı. Şimdi o döndü geldi mesela, ben paramla, yani ben basın tribününde izlemiyorum maçları. Paramla kombine almak istedim. Bana kapılar kapandı yani. Ben paramla geçen sezon
normal vatandaş kombini alamadım. Mı? Yani geçtim tesise girmeyi, stada giremedik yani. O noktaya geldi işte. İşte 2,5 yıldır, 3 yıldır sürekli basın bir şeyler söylüyor, kulak tıkanıyor. Basınla alakalı ciddi spekülasyonlar var, işte gazetecinin dövüldüğü vesaire gibi olaylar var. Bunların üzerine herhangi bir açıklama gelmedi. Defaatlerce sormamıza rağmen. Birçok gazeteci arkadaşımızın haber alması engellendi dolaylı bir şekilde. Yani ben şahsım adına ben kulüpte WhatsApp'tan engellenen kişilerden birisiyim. Ben muhtemelen de. Fatih de öyledir. Öyle öyle. Şimdi bu tarz olayların yaşanmış olduğu bir yerde 2,5 yıldır bunca problemler, camiada dayak yiyen gazeteciler, engellenen gazeteciler, işte tehdit edildiğini söyleyen gazeteciler, bu tarz olaylar yaşanmışken Konyaspor kulübünün camiasının, sadece kulübün değil yani Konyaspor kulübü hükmü bir şahsiyettir. Bu şahsiyeti, hükmü şahsiyetin altında taraftar, basın, şehrin sahipleri, bu şehrin bütün insanı vardır. Bu şehrin insanında, yani bu kulübün asıl gerçek sahiplerinde böyle bir huzursuz bir ortam varken, hiçbir açıklama yapılmamışken kongre kararı aldıktan sonra Sayın Başkan, işte ben gidiyorum elveda diyeceği bir programa katılmadım. Çünkü benim beklentim çok daha öncesinde bu konuları oturup konuşup, ya senin haksız olduğun konular şu, benim haksız olduğum konular bu. Biz bu kulübü beraber büyüteceğiz. Ekranlara da kapattılar kendilerini. Tabii. Yok. Bu kulübü beraber büyüteceğiz. Hiçbir beraber başarıya koşacağız. Beraber kenetleneceğiz. Düşeceksek beraber düşeceğiz. Bu konuşma bir kere bile yapılmış olsaydı belki bugün bunların hiçbirisi yaşanmamış. Abi bir şey söylemek istiyorum. Şimdi sen basının yazıp çizdiğini söyledin ama bir elin beş parmağını geçmeyecek kurumdan aksi ses çıkıyor. Bugün Merhaba Gazetesi olsun, Kanal 42 olsun, sen, işte Fatih ya abi. Ya hiçbir kurumu ben zan altında bırakmak yok, zan altında istemem. Meselesi değil ama. Çok kurum da kalmadı ki yani. Gazetecinin ya, abi kendi bugün, krizi. Bugün 10 evet, gazete var ama. Bugün 10 gazete var. Gazete var, kaç tanesinde spor muhabiri var? Bakmak evet, lazım. Evet. Şimdi böyle, burada. Meslek daraldı şu anda. Yani gazeteciye de sahip, meslektaşlarının sahip çıkması gerekirdi. Benim ifade etmek istediğim mesele o. Sen bugün baskıya uğradıysan farklı kurumlardan da sana destek çıkması gerekirdi. Yani burada Konya medyasının da aslında, özellikle spor camiasının da bence kendini sorgulaması gerekir. Katılıyor musun? Şöyle, spor medyasıyla alakalı bir kere hani kendi içimizde bir duruş gösteriyoruz. Göstermiyoruz diyemem. Yani bugün Yunus Altınbeyaz, Ferhat Türkoğlu, Fatih Şeker bütün süreçlerin içerisinde olan insanlar. Hı hı. Biz bu konuların tamamına vakıf insanlar. Hep beraber aslında bu süreçleri yaşadık. Yani Yunus Altınbeyaz da şahit oldu. O da verdi mücadelesini. Ferhat Türkoğlu da verdi mücadelesini. Fatih Şeker de verdi mücadelesini. Benim kendi çevremle alakalı herhangi bir bu konuda hani spor medyası üzerine düşeni yapmadı demem mümkün değil. Yani bu böyle bir şey diyemem. Diğer şunu söylemek istiyorum ben. Araya girmek istiyorum. Eskiye kaynaklı, yani geçmişteki gazetecilerin tarzıyla şimdiki gazetecilerin tarzı farklı. Ve geçmişteki şu anda gazete spor medyasını değerlendirenler geçmişteki spor medyası gibi algılıyorlar ya da görüyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Yani biz de görüyoruz onu canım. Geçmişteki anlayışın ne olduğunu ben son toplantıda gördüm. Yani evet. Ne gördün işte, mesela abi? Onu söyleyeceğim. Yani ne bileyim, yani biz taraf ya da karşıt olma noktasında ilkeler üzerinden hareket eden bir jenerasyonuz. Yani bir fikrimizin mücadelesini veririz. Doğru olduğunu düşünüyoruz, yanlış olduğunu düşünüyoruz. Ama özellikle Türkiye'deki geçmiş gazetecilik algısı biraz da destek ya da desteğin altında bir niyet. Evet. Karşıtlığın altında bir niyet olduğunu çok evet. net görebiliyoruz. Çünkü hani bir toplumsal dizaynın aparatı gibiymiş gazetecilik herhalde ve kamuoyundaki saygısının azlığını da ben buraya kaynıyorum. Şimdi yeni nesilde öyle sanıyorlar. Yeni nesilinde evet. her yaptığı eleştirinin, her yaptığı ya da övgünün bir şey altında bir motivasyon, bir art niyet olduğunu düşündükleri için hata burada başlıyor zaten. Evet, her şeyde karşılık. Şeytanlaştırma bu süreçte başlıyor. Yoksa aslında yeni jenerasyon spor basınında
Sadece ben ilkelerin mücadelesinin verildiğini, fikirlerin mücadelesinin verildiğini düşünüyorum. Ama eski nesil gazetecilik anlayışında ise çok ciddi anlamda yani belki de bir öz motivasyon olduğunu da görüyoruz. Şüpheleniyorum yani. Şunu mu demek istiyorsunuz? Yani şunu yazmayın, bunu konuşmayın, motivasyonumuzu düşürmeyin gibisinden. Öyle değil. Yani şöyle, bunu yazarsam şöyle bir sonuç çıkar, bu sonuç bana fayda sağlar, zarar verir. Yani bu üç aşamalı gazetecilik ama yeni jenerasyonda böyle bir şey yok. Yeni jenerasyon bir fikir, şöyle bir de bu fikri altyapı da oluştu artık. Çoğu insanın burada belirli konular üzerinde uzlaşı sağlayabileceğini düşünüyorum. Altyapı, biz bu konuyu geçtik. Scouting, biz bu konuyu geçtik. Herkesin üzerinde uzlaşı. Ekonomik olarak bu kulübün borç stoğunu düşürmesi gerekliliği, beklentileri düşünmesi gerekliliği. Bu insanlar sadece metotlarda, yani asıl amaca gidilen noktalardaki metotlarda farklılık var olduğunu düşünüyor. Ama bu insanlarla çok rahat bir araya gelebilirsiniz, çok rahat tartışabilirsiniz. Sadece beklentilerde ne maddi bir beklentisi olur bu insanların, ne de böyle diğerlerini ayırın, beni ön plana çıkarın beklentisi olur. Tamamen, ya kardeşim bir yapı kurun, kurumsal bir yapı oluşturun. Biz kime ne soracağımızı bilelim, kimden ne cevap alacağımızı bilelim. Eleştirimizin karşısında şeytanlaştırılmayalım ya da övgümüzün karşılığında da bu bizim adamımız algısı da oluşmasın. Yani düzenin aslında gazetecilik kültüründe yıllar önce oturması gereken mücadeleyi biz şu anda veriyoruz. Eyvallah. Ya bir de şöyle bir durum var. Bu da bizden önceki jenerasyonun suçu, onu da söyleyeyim. Evet, yani işte söylediğim gibi. Sen de giriyorsun artık o jenerasyonu. Benim 16. yılım, evet giriyorum ben de ama yani. Yaşlıların haçça gidiyorlar. Yaştan kurtarmıyorsun ya. Ama yani onların çözmesi lazım. Şöyle de bir durum var. Bize sorun bırakmayacaklar. Benim gazetecilik anlayışımı burada en iyi bilen Yunus'tur. Çünkü beraber çalıştık biz Yunus'la. O bilerek bana öyle dedi. Az önce Yunus'un söylediği gibi işte kimin kimden bilgi alacağımızı, kimden bir de şöyle bir anlayış var. Popüler olmuş gazeteci şeyde, yani popüler olmuş diyeyim. Mesela Yunus sosyal medyada aktif, ne bileyim bayağı bir kendini geliştirmiş, işte İsmet ekranlarda, bunlara hani biraz daha şey var, arka planda kalan. Benim mesela sosyal medyam yok, beni tanımaz kimse, tanımasın önemli değil. Ama yaklaşım popüler gazeteciye biraz daha şey, sıcak. İsmet Bey'e olduğu gibi. Sosyal medyada işte Konya Spor'un ya, sefiri dinliyor mesela İsmet Bey. Şey olarak söylemedim ben bunu, hani ayrıştırma anlamında söylemedim. Tabii. Yani yapılan yanlışlardan bahsederken, ya bu da bir yanlış, onu söylemeye çalışıyorum. İletişimden bahsediyoruz, yaptığımız haberlerden bahsediyoruz. Ben iletişim sıfır diye bir haber yaptım Merhaba Gazetesi'nde. Yani çok büyük tepkiler almışımdır. Yönetimden bir tepki geldi mi mesela? Hani biz böyle bir hata yaptık. Gazete aboneliklerimiz iptal edildi mesela. Ya, ondan öncesinde gazete aboneliklerimiz iptal edildi. Merhaba Gazetesi'nin abonelikleri iptal edildi. Yönetim tarafından, yani 20 kulluk beyin petrollerinin aboneliği iptal ettiğini söylediler. En azından umursamışlar ama. O da iyi bir şey. En azından bir tepki vermişler yani. Olumlu ya da olumsuz. Ondan sonra şunu bitirmek istiyorum. Şunu bitirmek istiyorum. Ondan sonra İsmetçiğime vereyim lafı. İsmet konuşmayı sever. Ben ona şimdi bir soru soracağım İsmet abiye. İletişim sıfır diye haber yaptım. Bakın ben art niyetli değilim. Art niyetli olsak yapılacak birçok haber var. Yazılacak o kadar yanlış var ki yani. Çok var. Yani aslında Konya medyası gayet makul. Yani insanların Konya Spor, sadece Konya Spor değil, çocuklarımızı eleştiriye açık büyütelim. Eleştirmeye ve eleştirilmeye alışkın olsun. Ya sizleri aslında yakından takip ediyoruz. Yani yapıcı eleştiriler yapıyorsunuz Konya Spor'a. Biz bak az önce Yunus söyledi. Kimse Konya'da bel altı vuran yok yani. Kimseden bir çıkarımız yok. Ne iyi ne kötü. Hiçbir çıkarımız yok. Biz kurumlarımızı temsilen kamuoyuna karşı görevliyiz. O haberi yaptıktan sonra gittim basın toplantısında sordum. Yani şey olarak sordum ben. Öz eleştiri yapın. Hangi hatayı yaptınız diye. En büyük hatamı net söylüyorum dedi. Altını çizerek söylüyorum. İletişim dedi. Evet. Ama bir taraftan da gazete aboneliklerini iptal etti. O eski bir. O eski. Ya şöyle. İletişimle ilişkinin de ayrımını yapalım. Şimdi iletişimde evet Konya Spor iletişim kurmayarak zaten hata yaptı. Kendisini kabul ediyor. İlişkide de sorun var. Bu ikisi farklı şeyler. Yani
kurumlar arası ilişkide de sıkıntı var. Örneğin Konyaspor Kulübü'nün Nalçacılılar, Konyaspor'un en büyük taraftarı derneği. Evet. Nalçacılılarla sorun yaşaması ve bu sorunun kronik haline gelmesi mantığa sığan bir şey değil. Aynı camianın iki önemli kurumunun, kişisel ilişkilerden bahsetmiyorum. Yani ben şahısları sevmeyebilirim. Şahıslardan nefret de edebilirim ama kurum temsili farklı. Kurumsal ilişki farklıdır. Kurumların birbirleriyle ilişkiyi, yani bugün ülkeler birbirleriyle savaş durumuna geliyor. En kötü ihtimalle ilişkileri maslahat güzel seviyesine indiriyor ama ilişkiler sürüyor yani. Bir şekilde sürdürmek zorundasın. Sadece normalleşir, dibe iner, yükselir. İlişki yönetimi de kötü. İletişim yönetimi olduğu Yunus abi gibi. Şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bu Konyaspor'un yapmış olduğu basın toplantısından sonra hani sosyal medyadan da siz denk gelmişsinizdi. İşte taraftarlar beklediğimiz cevabı alamadık noktasında çeşitli eleştiriler sunmuştu. Biz de Hilmi Kulluk Bey'i Sümenaltı programına almak istedik. Gerek Mücahit aradı, gerek ben aradım. Mesaj daha yattık. Tek bir geri dönüş olmadı mesela. Bak, sadece, o arada ben şöyle hak verebilirim. Sadece Ekrem Coşkun ile görüştük. Başkan sanki eskiden böyle değildi. Tarzı sonra, böyle ya. Sonradan böyle oldu olsa hak vereceğim ama başkanın böyle bir tarzı yok. Hatta bu tarzı, ön plana çıkmayan tarzı bir dönem. Aha evet, ideal başkan. Ön plan yani tartışıldı bu. Bak her şey sonuçlar belirler. Konyaspor kupa alsaydı şöyle cümleler duyacaktınız. Bak adam başarılı oldu, ön plana çıkmadı. Bir gün fotoğraf vermedi, bir gün medyaya çıkıp da kendi üzerine parseli toplamadı diye övecektik. Sonuçlar belirler ama şimdi bu şu demek değildir. Ben onun tarzına, kişisel seçeneklerine saygı duyuyorum. O ayrı. Ama kurumsal iletişim, kurumun camiayı kabul. Konyaspor camianın, Konyaspor başkanı da lideridir. Doğru mu? Ve bu camiada olan bir tane her şey onun kontrolündedir. Olması gerektiğini düşünüyorum ben. Ve sorun olması, sorunun engellenmemesi veya sorunun körüklenmesi Konyaspor'u bugüne getiren etmenlerdir. Ama öteki konu ben kişisel tercihidir. Hı hı. Yani başarılı olsunlar, hiç kimse konuşmasın. Ama kamuoyu da tatmin edilsin. Kamuoyu, evet. Gazeteciler aracılığıyla da tatmin edilebilir. Kendi sosyal medya araçlarıyla da tatmin edilebilir. Daha fazla görüntü verirsiniz, daha fazla açıklama yaparsınız veya kendiniz yapmak istemiyorsanız profesyonelleri bu konuda yönlendirirsiniz. Bir şekilde iletişimde bunun metotları çok fazla. Abi tatmin demişken İsmet abiye bir soru sormak istiyorum. Abi o toplantıdan sonraki süreçte gazetecilere yönelik de meslektaşlarımıza yönelik de böyle bir eleştiri gelmişti. Bu dövülen gazeteci iddiası meselesi niye sorulmadı noktasında az önce sen de bahsettin. Bu meseleyi biraz açar mısın? Bu meselenin özü nedir? Yani bu meseleyle alakalı şöyle, kamuoyunun bildiği kadarıyla ben de bir şeyler biliyorum. Yani ortada da bir video var. Yani bir gazetecinin dövüldüğü. İzledin mi sen o videoyu? Ben izledim. Evet, sosyal medya hesaplarında ne bazı kişilerin vardı videoda? Zaten yani. Yani ne deniliyor videoda? Yani bir dayak harbede görüntüsü. Yakışıksız. Evet, çok yakışıksız görüntüler. Çok yakışıksız. Yani bir gazeteci arkadaşımızın darp edilmesi var. Burada da gazeteci arkadaşımızın da darp edilirken yani mevcut yönetimi eleştirmemesine yönelik telkinler var. Bunun arkasında ben hiçbir zaman mevcut yönetim vardır, bu işi onlar yaptırmıştır gibi hiçbir zaman bir ithamda bulunmadım da. Fakat ben onlardan beklenti olarak şunu beklerdim. Ya kardeşim kim dövdü? Nasıl oldu bu olay? Gelin bakalım. Olayın tarafları toplanır. Hatta bütün basın toplanır. Evet. Belli bir hani kendi içimizde bir mahkeme kurulur. Neden böyle bir şey başımıza geldi? Biz camiada neyi yanlış yaptık? Ben bu kulübün camianın başkanıyım. Sen neden böyle bir olaya maruz kaldın? Neden böyle bir şeyi o arkadaşlar yaptı? Kimdir bunlar? Nasıldır? Hukuki süreci başlattın mı? Gel beraber hukuki süreci başlatalım. Eğer arkanda bir sığınak, dayanak yoksa bu süreci başlatalım. Yanlış hatırlamıyorsam o süreçte Yunus kardeşim görüştü gazeteci arkadaşımızla. Gazeteci arkadaşımız ya benim kimim kimsem yok. Benim şikayetçi olabilecek gücüm de yok diye bir ifade kullandığını söylemişti Yunus bana. Şimdi bu arkadaşla alakalı Konyaspor Kulübü ya bu camia senin arkanda hadi gidelim Konyaspor Kulübü yönetimi diyebilir miydi? Diyebilirdi. Kendini de aklamış olurdu. Kendini de aklamış olurdu. Hukuki süreci başlatırdı ve bu camiayı tekrardan ben de o zaman
öper başıma koyardım. Ama camiye zarar gelmesin diye bir girişimde bulunmayacağım diye de bir paylaşım yapmıştı meslektaşımız. Yani dışa vurumuyla alakalı belki öyle bir paylaşım yapmış. Peki bu mesele yetkililere iletildi mi? Mesela hepsi Büyükşehir biliyor, Belediye Başkanı'na, valiye. Yani yargı merciği olmadığı için onlara iletmenin bir gerek şeyi yok. Ama Konya'da herkes bunu biliyordu. Geçtiğimiz günlerde Hilmi Kulluk bir hediye paketi göndermiş bu arkadaşa. Acaba siyaset programı yaptığımız için siyasetten sormak istiyorum sorumu da. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde işte esnaflardan biz helallik istemişti. Şunu da söyleyeyim, sporla siyasetin bir araya gelmesini istemeyiz biz. Spor kesinlikle çok olarak. Yani sporun şu an iç içe ama. Ama şu an iç içe. Helallik istemişti esnaflardan. Bu pandemi sürecinde dar duruma gelen vatandaştan. Acaba Hilmi Kulluk gitmeden önce kongre öncesi helallik istemişti. Ben gazeteci arkadaşımızla görüşmüyorum işin gerçeğini konuşmak gerekirse. Sosyal medyadan paylaşmış, biz de oradan gördük. Evet, yani görüşmüyorum. Kendisiyle sosyal medyasını bilmiyorum, görmedim. Fakat Konyaspor Başkanı'yla ilişkileri iyi ise buna diyecek herhangi bir şeyim yok benim. Ama ben konuyu yani şahıslar üzerinde, yani o gazetecinin X ismi ya da Hilmi Kulluk'un X ismi üzerine tartışmıyorum ben konuyu. Konu şu, Konya'da bir gazeteci, spor basınında bir gazeteci dayak yedi. Sonucunun ne olduğu, neden olduğuyla alakalı en ufak bir fikrim yok. Ben sadece konunun realitesine bakıyorum. Bir gazeteci kardeşimiz dayak yedi bu camiada. Meslek odaları neden ses çıkartmadı peki? Meslek odaları geçen gün açıklama yaptılar. Meslek odaları işte açıklama yaptılar kendileri. İşte dayaktan korkan Güzide basınımız diye bir açıklaması var Sayın Ameşan'ın, eski başkan. Onun üzerine işte Konya'da hiçbir basının korkmadığı gibi bir açıklama yaptı. Cemiyet ve TSYD tarafından. Evet, o süreçte kendileri de bu konudan haberdar olmalarına rağmen o süreçte dayak yiyen gazeteci arkadaşımızın arkasında durmadılar. Herhangi bir açıklama yapmadılar. Şahsi hesabımdan yaptı diyor Sayın TSYD Başkanı Murat Dönmez ama kusura bakmasın benim umurumda değil kendisinin şahsı. Benim umurumda olan kurumudur. Kurumu da eğer dayak yiyen bir gazetecinin üzerine herhangi bir açıklama yapmıyorsa o kurumu da tanımıyorum. Abi ondan sonraki süreçte bazı iddialar daha bazı iddialar daha vardı işte alalım. Sırada 2-3 gazeteci var diye. Yani bu spor ya sadece gazeteci değil ki. Böyle şey mi? Gazetecilere tehdit geliyor mu? Taraftar derneği de şey oldu. Ayrıyeten. İsmet sosyal medyadan alıyordu zaten. Evet bak mesela Fatih abinin dediği gibi şeyler oluyor. Taraftar grubu başkanına yönelik taraftar derneği de böyle bir benim yani sosyal medyam olmadığı için pek bir de perde arkasında çok şeye çıkmadığım için su yüzüne o yüzden pek bir bunların sıkıntı yaşamadım. Bunların hepsiyle alakalı hukuki süreci başlattım ben tehditlerle alakalı. Yani belli başlı isimler üzerinden bana tehditler yapıldı. Sosyal medyadan. Sosyal medyadan evet yer özel telefonumdan bu tehditler yapıldı. Hepsiyle alakalı hukuki süreci başlatacağım. Bundan sonra da başlatmaya da devam edeceğim. Yani bu konuda hiçbir şekilde geri adım atmam ben. Bu konularda hani çok fazla yorum yapıp yargı sürecinde baltalamak istemiyorum ama maalesef bunları gördük. Yani son süreçte ben Konyaspor Kulübü'nde Ahmet Şan döneminde çok ciddi muhaliflerden bir tanesiydim. Yani kendisiyle alakalı hakikaten ağır eleştirilerde bulundum ben. Sayın Başkan'la alakalı. O süreçte bana inanan taraftarlar da oldu, inanmayan taraftarlar da oldu. Yani Sayın Ahmet Şan'ı gerçekten savunan kişiler de oldu, savunmayan kişiler de oldu benimle beraber. Doğrularını söyledik, yanlışlarını söyledik. Hilmi Kulluk Sayın Başkan'ın da aynı şekilde doğrularını da konuştuk, yanlışlarını da konuştuk. Burada yaşadığımız problemleri camiada 3 yıl önce, 4 yıl önce, 5 yıl önce ben yaşamadım. Çok şiddetli eleştirilerde bulunduğum süreçlerde dahi yaşamadım. Reklama gideceğiz. Son bir şey daha sormak istiyorum. Diğer Anadolu takımlarını göz önüne aldığımızda veya diğer... Direkt isim vermek lazım. Trabzon. Yani Trabzonspor'u mesela göz önüne aldığımızda. Gazetecilere yönetimden yapılan bir tartaklama veya tehdit... Var yani ya? Trabzon yerel basını takip etmiyorum. Veya yani, diğer takımlardan. Ama yani görüyorum şeyleri gördüğünüz... hani zaman zaman işte çok ağır eleştirilerde bulunuyorlar. Ciddi manşetler atıyorlar. Allah var bizim yerel basınımız. Ben Trabzon yerel basının yapmış olduğu işi doğru bulanlardan birisi değilim. Doğru bulmuyorum bir kere. Yani bazen kantarın topuzunu çok ağır kaçırıyorlar. Yer yer biz de kaçırmışızdır. Fakat bizimle iletişime geçildiği takdirde kardeşim şu olayın aslı şu.
lütfen bunu düzelt dendiği zaman düzeltmediğim hiçbir haber yok. Yanlışımız varsa özür dilemekten hiçbir zaman kaçınmadık. En son yapmıştın zaten. Tabii. İletişime geçildikten sonra bizimle alakalı herhangi bir yanlışımız varsa kesinlikle bunu kabul etmeyecek. Benim jenerasyonumda bir adam ben tanımıyorum. Kendi spor basınımla alakalı konuşuyorum. Basınımızla alakalı konuşuyorum. Diğer şehirleri de alalım, ondan sonra reklam edeceğiz. Şimdi yerel basınla alakalı Trabzon yerel basının çok ağır hakarete varan manşetlerini tasvip etmiyorum ben. Bu camiada yapılırsa da tasvip etmem. Konya Spor yerel basınında ben bu tarz olayların olduğunu da görmedim. Hani çok ağır Trabzon yerel basında olduğu gibi bir manşet görmedim. Allah var. Hakaret vari, bel altı, işte iftiraya varan ya da rencide edecek karşı tarafı. Yani aynı manşetleri biz atsaydık ne olurdu İsmetçi? Aynı manşetleri biz atsaymışız. Öldürürlerdi bizi herhalde. Bilmiyorum. Yani çok farklı noktalara giderdi. Sayın Hilmi Kulluk muhtemelen Konyaspor Başkanlığı'na aday olmazdı ilk süreçte. Eyvallah. O öyle bir basın olsaydı, yerel basın olsaydı muhtemelen hiç aday olmazdı yani. Yok. Zaten bizim yumuşak, hani gayet iletişime açık, yumuşak başlı oluşumuzdan bu olayların başımıza geldiğini düşünüyorum. Eyvallah. Trabzonspor ve Karadeniz Lobisi'ne de ikinci bölümde girmiş olacağız. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Eyvallah. Aradan sonra tekrardan birlikteyiz. ARS Park'ın sunduğu Sümen Altı programı devam edecek. Efendim tekrardan hayırlı akşamlar. Sümen Altı'nın ikinci bölümünde yeniden siz kıymetli izleyenlerimizin karşısındayız. İlk bölümde daha çok Konyaspor'un borç yapısı ve neden bu duruma gelindi, bunları konuştuk. İkinci bölüme ben bu taraftan başlamak istiyorum. İsmet Bey, Konyaspor'da genel kurulu 6 gün kaldı artık. Ne olması gerekiyor da bundan sonra bir birlik beraberlik olması lazım? Taraftarla, spor basınıyla, yönetimle, futbolcularla eski günlere dönmek lazım diyelim. Şimdi kongre sürecini değerlendirecek olursak şöyle, hafızama geriye sardığım zaman Konyaspor Kulübü hiçbir zaman iki yakasını bir araya getiremeyen bir kulüptü. Yani ekonomik anlamdan bahsediyorum. Her zaman şehirdeki bazı kurumlara ihtiyacı vardı Konyaspor Kulübü'nün. Hep bir borç. Hatta benim yıllarca hep her bayramda yapmış olduğum bir espri vardır. Mutluluğunuz, sevginiz Konyaspor'un borcu gibi olsun, hiç bitmesin diye. Hep böyle bir süreçten gelmişti Konyaspor Kulübü. Dolayısıyla Konyaspor Kulübü'nün başkan profilleri genelde şehrin ekonomik olarak rahat olan kurumlarıyla, ekonomik olarak rahat olan sahipleriyle iyi ilişkiler üzerine, yani bunda hatta isim de vereyim, yani belediye ile iyi ilişkiler içerisinde olan kişiler, belediye tarafından işaret edilen kişiler, siyaset tarafından işaret edilen kişiler Konyaspor Kulübü'nde başkanlık yaptılar. Son Hilmi Kulluk Başkanı'nın girmiş olduğu seçime baktığımız zaman Konyaspor Kulübü'nde ilk defa şehrin siyasetinin karışmadığı bir kongre görüldü. Bu kongrede Konyaspor Kulübü'nün mevcut delegesi, sağlıklıdır sağlıksızdır bilmem, 170-180 delege vardı. Sağlıksız bir delege yapısıydı bana kalırsa. Fakat bu delege yapısı herhangi bir siyasetçinin işareti üzerine değil de kendi Konyaspor Kulübü'nün âli menfaatlerini en iyi sürdürülebilir hale getireceğini düşündükleri Hilmi Kulluk'a oy vererek seçtiler. Ve 3 başkan tarafından bir kongre süreci yaşanmıştı. 3 başkan adayı tarafından. Bir başkan da bırakan taraftaydı. Yani Fatih Yılmaz yönetimi bırakmıştı. Hilmi Kulluk, Mustafa Oral, Zeki Çimen listeleri de kongrede yarışmıştı. Bu şundan dolayı böyleydi. Konyaspor Kulübü ilk defa herhangi bir kuruma muhtaç değildi o gün için. Herhangi bir kurumdan bir beklenti içerisinde değildi. Ve Sayın Hilmi Kulluk başkan oldu. Benim için o kongre Konyaspor Kulübü'nün demokrasi adına, yine bakın söylüyorum, delege yapısı sağlıksız olmasına rağmen o süreçte de Konyaspor demokrasisi adına kongresinde bana göre nirvanasıydı. Ben böyle bir seçim
kendi ahir ömrümde hatırlamıyorum. Çok heyecanlı olduğunu evet, hatırlarsın. Üç başkanın yarıştığı, bir başkanın bıraktığı, toplamda dört listenin olduğu, yani bir yönetim bırakıyor 21 kişilik. Üç tane de 21 kişilik yönetimin yarışmış olduğu bir demokrasi şöleniydi Konyaspor adına. Fakat bugün geldiğimiz noktada o gün hiçbir siyasetten icazet almadan Konyaspor kulübünün başkanlığına seçilen Hilmi Kulduk 3 yıllık sürecin sonunda tekrardan Konyaspor kulübünü siyaseten maalesef ellerine bırakmış durumda. Bugün siyaset olmadan mevcut borcu herhangi bir sanayicinin, herhangi bir iş adamı kitlesinin yönetemeyeceği aşikar. Açıklanan rakam 242 milyon, 21 kişilik yönetim oluşturmaya kalksan kişi başı 12-13 milyon lira para bağışlaması lazım. Mevcut borcu çevirebilmeleri için. Sıfıra çıkarabilmeleri için daha doğrusu kulübü. Artıya geçmeyi bıraktım. Sıfıra çıkarabilmeleri için 21 kişilik yönetimde her kişinin 12-13 milyon lira para verip ancak öyle sıfıra çıkma ihtimali var. Böyle bir sanayici maalesef yok. Bugün işte ilk 500'e giren sanayicilere baktığımız zaman, Torku'yu çıktığımız zaman zaten 5-6 tane firma kalıyor. Peki 100 yıllık kulübe bundan onların da Konyaspor'da herhangi bir işi yok zaten. Efendim? Yani 100 yıllık kulübe bundan başkan adayı çıkmadı sizce? Tabii ki bu yani temelde. 242 milyon borcun altına girmek 242 istedim. Milyon çevrilemeyecek bir borç olarak gözüküyor. Şimdi Sayın Ekrem Coşkun'la yapmış olduğum toplantıda programda, canlı yayında programda kendisi işte oyunculara çek kesildiğini söylemişti. 56 milyon lira toplamda bir ödeme var. Yani 50 milyon lira çek kesilmiş, 6 milyon lira da maaş alacakları var. Totalde 56 milyon lira gibi bir ödeme var 9. ayda. Şimdi 30 milyon lira gibi mevcut başkan, hani ilk önce bizim paramız ödenecek, kefaletler alınacak, banka kefaletleri alınacak, projelerini dinleyeceğiz. Ona göre her önüne girene de vermeyiz bu kulübü diye bir ifadesi var. 30 milyon da istiyor mevcut yönetim. 56 oradan 30 buradan 86 milyon lira para. Transfer yapacağım peşinden. Bir de transfer yapacaksın. Şimdi Jeytović gidiyor. Boşalan mevkiler var. Taraftarın istekleri var. Takımın mecburi olduğu transferler var. Bu transferler de yapılacak. En az 30-40 milyon lira da peşinatlara gider sezon başında. Nereden baksanız bugün Konyaspor kulübünün yaz aylarında 120 milyon civarında bir nakit, sıcak paraya ihtiyacı var. Bu parayı çıkarabilecek herhangi bir iş adamı kitlesi yok. Bu mesele aslında siyaseti de aşan bir mesele. Yani direkt burada Çevre ve Şehircilik Bakanı Konyalı Murat Kurum Bey'in müdahil olduğunu, süreci takip ettiğini biz de duyuyoruz. Doğru. Valla kendisinden şey Allah razı olsun. Ya Murat Bey de olmasa zaten herhalde tabii, işimiz yani yaş. Bugün hem Büyükşehir Belediye Başkanımız, hem ilçe belediye başkanlarımız, hem Çevre Şehircilik Bakanımız Konyaspor Kulübü'ne gerçekten şunu söylemem lazım. Konyaspor Kulübü benim bildiğim kadarıyla, çok net bilgiler olmamakla kaydı beraber, Süper Lig'e çıktıktan sonra, Sayın Ahmet Şan döneminde Süper Lig'e çıktıktan sonra herhangi bir kurumdan, yani siyasi kurumdan benim bildiğim delikli bir kuruş almadılar. Sadece tesislerin tadilatıyla alakalı belediyenin bir şeyi vardı. Onun haricinde benim bildiğim Ahmet Şan yönetimi Süper Lig'e çıktıktan sonra, yine tırnak içinde söylüyorum, para almamıştı. Fakat bu belediye dahil. Evet. Tabii tabii. Ama yanılmıyorsam Tahir Akgürek'in böyle bir açıklaması vardı. Belediye olmasa Konyaspor şöyle duramaz tarzında bir doğru vardı. Doğru. Belediye olmasa Konyaspor bir altlıkta transfer yasağı almış olduğu dönemde Konya Büyükşehir Belediyesi Sayın Tahir Akgürek olmasaydı bugün Konyaspor kulübünü konuşacak herhalde çok fazla argümanımız olmazdı. Abi o zaman olmazdı. Dediklerinde şunu anlıyoruz. Konyaspor yani bu süreçte iş adamları tarafından birkaç iş adamı dışında sahipsiz bırakıldı. Yani şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'un zaten işi başından aşkın. Yani Konyaspor'u da eğer bu süreçte takip edecekse vay bu şehrin haline o zaman. Şöyle ama mevcut borç 242 milyon civarında bir borç. Bu Konya'daki herhangi bir iş adamı kitlesini çözebileceği bir borç değil Emre'ciğim. Yani el ele verseler de mi yapamazlar? Yapamazlar. Bugün 12-13 milyon lira. Bakın 21 kişilik yönetim oluşturuyorsun. 12-13 milyon. Bugün mevcut yönetimin 30 milyon lira alacağı var içeride sadece. Yani 240 milyon da 8'de 1 yapar. Bir sonraki yönetimde gelsin 30 milyon versin. Abi ne oldu da bu hadi 30 değil peki? 60 versin. 60 versin.
Bunun üzerinde verebilecek herhangi bir iş adamı kitlesi yok Konya'da. 6 yani yıl kalmış aday çıkmadı. Az uz bir borç değil arkadaşlar. Bugün peki 1 milyar TL'nin 4'te 1'inden bahsediyoruz. Bu borcu sadece mesela transferdeki yanlışlıklardan veya işte döviz kurundaki yükseklikle hayır. Açıklayabilir miyiz? Hayır. Yani çok afaki bir rakam yani. Bunun LEP'te altında yatan... LEP'te verilen LEP'le söyleyeyim. Hayır. Yani bunu, sebep ne yani? Bunu transferlerdeki başarısızlık ya da işte PCR testi dedi başkan. Bu sezon işte pandemiden dolayı dezenfektan falan dedi. Bunların hiçbirisine... şey yapamayız. Topyekun bir problem var. Yani işte Sayın Başkan 168 personelimiz var. 300 deniliyor. İşte yanlış 300 değil. 168. Tamam. 168 personeli bugün asgari ücretten hesaplasak bile yıllık 10 milyon liranın üzerinde personel gideri var Konyaspor Kulübü. 3 sezonda 30 milyon lira yapar. Bugün 40-45 milyon 50 milyon bandında Hurtado'nun maliyeti var sadece. 80 milyon lira. Bugün Sukubic 200 bin euro bandında oynarken çıkıp gelmiş 11 milyon TL bandına kadar rakamlar. Aynı şekilde Milosevic 300 bin 200 küsür bin eurolarda oynarken yine aynı şekilde 10-11 milyon TL bandına gelen bir maliyet. Belki daha fazla Sukubic'te. Bu maliyetlere çıkartılmış mevcut yönetim döneminde. Şimdi bu rakamları koyduğumuz zaman üst üste başarısız transferler, Openesenko'lar, Zuta'lar bir dönem sadece 5 tane sol beki vardı. Bu sezon 5 tane kaleci vardı. Rakamları çok düşüktür. İşte ya biz hani 5. kaleciye 200 bin TL verdik ama 200 bin TL 200 bin TL baktığın zaman. Yani bunları topladığın zaman zaten bu borç ortaya çıkıyor. Burada işte evet dezenfektanda bir maliyet mi? Maliyet. En fazla tutsa 300 bin lira tutar. 100 bin lira tutar. Bugün PCR testinin maliyeti en baba sezon başından beri her hafta yaptırsan tutacağı rakam 200 bin liradır PCR testi. Bunlar da maliyet midir? Maliyettir. Ama Konyaspor Kulübü'nün 242 milyonun dezenfektan PCR testi üzerinden açıklamak bana kalırsa yani komedidir. Şurada bir araya gireyim. Ben bu kadar net uçuklu tablo olduğunu düşünmüyorum. Aslında orada hani olayı PCR dezenfektana indirmek biraz kara mizaha kaçabilir. Orada ciddi topyekun bunu açıklamalar. Bunu ben söylemiyorum ama başkan söylüyor. Şimdi öteki tarafta şu da deniliyor orada. 13 geldiğimizde 13,5 milyon euro sözleşme fesihi yaptık dedi. Bak bugün rakamda 150 milyon TL'ydi bu rakam. Sadece bir kalemden bahsediyorum. Konyaspor Bankalar Birliği anlaşması yaptı. Aldığı para X, ödemeyi taahhüt ettiği Y. Örneğin 50 milyon TL aldınız. Diğer borçlarınız öde ben rakamı tam bilmediğim için afaki rakamlar söylüyorum. 50 milyon aldınız. Borçlarınızı ödediniz, tek bir kaleme borcunuz var artık ama ödeme taahhüdünüz 90 milyon ya da 100 milyon örnek veriyorum iki katına çıkıyor. Ve bu artık yeni borca yani borç yapısına direkt eklemlenen bir imzayla eklemlenen borçta. İkincisi yıllık 15-20 milyon TL'lik şeyden bahsediyoruz. Kur farkı değil sadece faiz giderlerinden bahsediyoruz. Ekte paralar alındı bunlar kalem kalem de açıklandı. Şöyle programın başında şunu ifade ettim. Sistemsel problemler var, yönetsel problemler var. Ben burada hiçbirinizin eleştirme özgürlüğünü karıştıracak değilim. Saygı duyarım. Yanlış transferleri konuşabiliriz. Atıyorum kulüpte eğer fazla personel varsa, düşürülmesi gerekiyorsa bunları konuşabiliriz. Ama Türk futbolunun içerisinden geçtiği durumu anlamadan gerçekten bence haksızlık yaparız. Yani ben bunu vicdanen burada söylemek zorundayım. Zorunda hissediyorum. Düşüncem bu yönde. Yani kamuoyunun evet tepkisi var. Yönetime karşı haklıdırlar, haksızdır. Ama bir tarafıyla da çok ciddi bir böyle bu at bu Katar'ı çekmiyor. Türk futbolu bitmek üzere. Yani bunu bir kere abi, adını koyacağız. Ama kulüplerin de ayağını yorganına göre uzatması gerekiyor. Öyle bir dünya yok. Ama iyi örnekleri de söyleyelim. Söyle. Alanyaspor. Alanyaspor ne yapıyor? Yani nasıl bir siyasi destekle hareket ediyor? Yani siyasi destek. Mesela ekonomik durumu nedir? Ekonomik durumu nedir? Biliyor muyuz? Rakamlar üzerinden konuşabiliyor muyuz? Sivasspor. Sivasspor küme düştü bizden sonra. Ama geri çıktı. Yani şimdi bakın şöyle. Şimdi bize verilen örnekler hep değişir. Bak 2014'te Ankaraspor örneğini verdiler bize. Akhisar örnek verdi. Başkanı öne çıkmadı. Şöyle şampiyon oldular, böyle başarılı oldular. Onun örnekler sürekli değişiyor ama Konyaspor burada baki. Bu konuda anlaşalım. Şimdi ben Ahmet Şan döneminde en çok eleştiren gazetecilerden biri olarak yine bu konularda arkasında durmuştum. Bir kere adam Sayın Başkan Konyaspor tarihinde sıfır borcu ağzından kullanabilen tek başkandır. Doğru mu? Ahmet Şan'dan bahsediyorum. Şimdi Konyaspor öyle çok afaki işler de yapmadı. Yani uçalım, kaçalım,
bir sürü transfer getirelim. Bir dönem birkaç savrulduğumuz dönemler var. Onların haricinde yani Trabzonların, Beşiktaşların, Fenerbahçelerin, Başakşehirlerin, Alanyaların harcadığı paraların yanında bizim rakamlar çok düşük sayılır. Eğer Sivas diyorsunuz 1.3 milyon euro veriyor Max Gradel'e, veremezsiniz. Bir tanesine verildi. Hurtado hala 5 senedir acısını çıkarmaya çalışıyoruz. Doğru mu? Bir daha herhalde Konyaspor tarihinde bu hata yapılmaz. Bir kere bir olumsuz örnektir yapıldı. Ya da ne bileyim bazen dara düşmüştür. Eto gibi çok maliyetli oyuncular almıştır ama karşılığını da almıştır. Ondan sonra o yanlıştan da dönmüştür. Şimdi borcun buraya gelmesinde yönetimsel hatalar olduğu gibi ama sistemsel problemler var. Biraz önce Sukubic'in parasını söyledim. Ben de onu ifade etmiştim. Geldiğinde 200 bin euro, maliyeti Konyaspor'a 800 bin TL. Euro 4 lira. Bak bu rakamlara iyi şey yapın. Tamam bu rakam, adam çok başarılı olmuş. O günün şartlarda imzalamasan sözleşmeyi, belki aynı kişiler olarak biz bu kadar başarılı adamı nasıl bıraktın kardeşim diyeceğiz. Doğru mu? Yok, futbolun mantığı, futbol ekonomisinin mantığında böyle bir şeyin yeri yok yani. Futbol ekonomisinde yani, yok. Eğer taraftar olarak bakacaksak burada, yani şöyle hani taraftar muhakkak, ya Sukubiş çok başarılıydı, niye gönderdiniz kardeşim der. Fakat 200 bin euro ya oynayan bir oyuncu 700 bin euroya çıkarmak, taraftarın isteği üzerinden açıklamak, o dönem üzerinden konuşacağız. Mantıksız iş. Şimdi Aykut Kocaman eli güçlü gelmiş, taraftar arkasında, camia arkasında, bir önceki dönemde tartışma yaşanmış bu adamla ilgili, yönetim istediklerini yapmadı diye bir sürü problem var. Hadi çek Aykut Kocaman'ın karşısına, kardeşim senin söylediğin oyuncu 700 bin euro istiyor, ben veremem bu oyuncu. Ben derim. Diyemez. Ben derim. Kolay değil. Demediğin için bu hadisi zaten. Hayır, sonuçlar üzerinden konuşuyoruz. O günkü şartlarda diyemez. Ben bu şehirde, bu o yapıda, yerin göğün Aykut Kocaman'ın diye inlediği dönemde, onun bir isteğinin yapılamayacağını, yapmasa siyaset karışır. Şimdi problem zaten yerin göğün Aykut Kocaman olarak inlemesinde. Anahtarı tamam, Aykut Hoca'ya verdik. Zaten yani hiç... Bunu tartışalım diyorum, evet. Şimdi kulübün şöyle Yunus abi, 13,5 bir kere başa dönersek 13,5 milyon lira oyuncu sözleşmesi feshettiklerini ben o ifadelerini duymadım. Var ama şey Mehdi, var mı? Mehdi sattık oradan. Ya bak şöyle, hayır. Ama Bayiç'ten hani sadece şunu demeye çalışıyorum. 13,5 milyon euro kimi feshetmişler mesela? Biri söylediler Ezekiel, Malik Evuna, Manyaba, Eto. İyi de o oyuncuların hiçbirisi 13 milyon euro etmez ki. Etmez ya. Sözleşmelerinin feshi. Oyuncuya tamam, yazılmış. Eze'ye 1 milyon euro, 1 milyon 100 bin euro yazılmış. Ama tamam. Ahmet Şan açıklamıştı. Evon'a kiralıktı. Sözleşme kim mesela yani başka bir katalog şeyi vardı. Eğer bu mümkün değilse bunun muhatabı ben değilim. Ben resmi bir açıklama söylüyorum size. 13,5 milyon euroluk oyuncu feshi yaptık. Ya şimdi bu cümleyi eğer yanlışsanız bunu başkana soracaksınız. Peki 20 maç şöyle, maddesi yok muydu o futbolcuların bazılarında? Bir mokede var sadece. Yerlerin hiçbirinde yok. 1.350.000 euro Eto'ya verildi. En fazla gündemde Eto oldu zaten. Ya şimdi onun haricinde satın alındı mesela devre arasında. Yatabari alındı. Onları da muhtemelen ekliyorlar. Onlar fesih bedeli değil ki. Yo, onlar zaten ücretlerini gönderilenler. O bir sene... 13,5 milyon euro imkansız bir rakam. Yani. Bunu açıklasın başkan o zaman. Rakam açıklasın. Orada öyle. 13,5 milyon euroluk oyuncu sözleşme fesih yaptı. Yani ben öyle bir şeyini duymadım. Ama açıklaması yani var ya o basın toplantısı. Ben bir an mi duydum bu açıklamayı? Yok ya şeyde var ya o olabilir, basın toplantısında. Doğrudur var. Kalem kalem açıkladığında hızlı geçti. Ama hani tekrar dinlediğinizde bulabilirsiniz. Ben bunlara ayrıntıları da gelirsek eğer zaten Eto dünya yıldızı. Eto'ya 1 milyon 350 bin euro verip göndermek de bir hata. Yani Sayın Başkan'ın hani biz Eto'yu gönderdik. Maliyet olmasın. Ya Eto gönderilirken övünülmez. Üste bir de para vermişsin. Şimdi Eto dediğin adam dünya yıldızı. Konyaspor gibi bir kulüpte kadro dışı bıraksan, Tatlıcağı göndersen, bunu haber yaptırsan Eto kendisine ar eder gider zaten. Yani Eto gibi bir oyuncuya para verip gönderiyorsan zaten problem burada başlıyor. Hayır böyle bir şey yok. Şimdi bak bu yine şey üzerinden konuşuyoruz. Sözleşmesinde adamın atıyorum Temmuz'un birinde şu parayı hak eder diye sözleşme yapılmış. Ya sen istersen kadro dışı bırak, istersen oynatma, o parayı hak ediyor zaten. Tamam oynatma. Sezonun baştan başlasın. Oynasın o ayrı. O teknik bir konu. Bakın şimdi ne olması gerektiğiyle ilgili şimdi ne olduğunu konuşurken yani ne olması gerektiğine para geçiyoruz. Para verip göndermenin Eto gibi bir oyuncuya. Bak bunu, yani bunu tartışabiliriz. Bunda sorun yok diyorum. Ama yani şunu yapamayız ama. Bence sorunlar artık, bu yani, zaten. Sorunlar bu olduğu için toplandı bu paralar. PCR'a ya da ne bileyim dezenfaktana indirgeyemeyiz olayı. Onu demeye çalışıyorum şimdi, yani. Şimdi şöyle. Ama kendisi öyle sürdü. 13,5 milyon euro sözleşme fesihlerinden dolayı
bu borcun katlandığını söylemesini alıyorsun ama dezenfektanla onu al, PCR testini... Onu sen söylüyorsun. Ötekini bak ama, kimse duymamış burada. Ben söylemesem bunu konuşmayacağız bile. Ama bu cümleyi yani şöyle, ikisi de maliyet olarak sunuldu. Evet. Doğru mu? Senin söylediğin maliyet, bu sene giderlerimiz bazı noktalarda arttı. Onların içerisinde şunlar 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 var diye kalem söylendi. Ama öteki ana maliyetler arasında değil o. Artan maliyetlerin altında alt maliyet olarak söylendi. Öteki taraftaki rakamları almayıp bu tarafı söylemek bana... Yok ben söylüyorum zaten kur farkı. Bilmiyormuşuz yani bak. Ha onu bilmiyordum ben. 13,5 milyon euro meselesini bilmiyordum. Hakikaten bu kulüp fesih bedellerine 13,5 milyon euro para verdiyse başkanın bunu kalem açıklaması lazım. Hayır, söyledi. Toplantıda söyledi de. Verdik. Ezine'ye yani, bu kadar verdik. Euna'ya bu bunu kadar. Bunu ayrıntılı olarak şeyde kongrede söyleyeceğim dedi zaten ama... O 13,5 milyon fesih bedelini söyledi. Yani şey geçerken... Ferhat abi bu borç nasıl ödenecek? Veya ne yapılması lazım? Veya nasıl bir başkanın gelmesi gerekir? Yunus, şimdi hep karamsar Yunus konuşuldu. Yani Yunus yüzüncü... Borcu yani. Problemi bir çözmemiz tabii, lazım şimdi, arkadaşlar. Şimdi yüzüncü yılı tutacak ama Yunus alt kalem dedi. Yani muhasebeci gibi hesap yaptı. Ya Konya Spor camiası ilgileniyor zaten. Ben bu konuda takdir ediyorum camiayı. Bizim kadar kulüp ekonomisini konuşan başka camia yoktur. Evet. Yani 4 milyar TL'ler, 5 milyar TL'lerin borcun olduğu bir ülkede onlar ilgilenmiyor. Bizim bunları konuşuyor olmamız çok güzel. Onu söyleyeyim. Ama altına arkadaş, gerçekten taşın altına yatırdı her şeyi. Konuyla alakalı söylememe bir müsaade edin. Şimdi Yunus hani Türk futbolu batağa gidiyor. Hani Konya Spor Kulübü'nün burada çiçek açmasını nasıl söyleyebiliriz falan diye bir şey yaptım. Ayrımı şöyle yaptım. Yönetsel hatalar var ama sistemsel sorunların olduğu. Sistemsel hataları kabul ediyorum. TFF'nin gelirlerinin düştüğü, 21 takıma keyfi olarak çıkarıldığı. Euro artışı giderlerinizde bir kalem. Doğru mu? Evet. 2 katına, 3 katına, 4 katına çıkmış ama öteki taraftan gelirlerinizi TL'ye bağlamışlar. Onlar artmıyor mesela. Örnek. Evet. Bu da siyaseten bir anlaşmayla yapılıyor. Ama abi sporda dönen para da hiçbir sektörde dönmüyor. Böyle şimdi şöyle. Dönüyor. Bak ben sana şey söyleyeyim. Çok net bir şey. Ortalama bitiren bir takımın alabileceği maksimum performans sonucu 80-90-100 milyon TL'dir. Bugün yeni kurulan bir takım 120-130 milyon TL'lik takım kuruyor. Yani Bismillah dediğiniz zaman 30 milyon TL'li 50 milyon TL'yi zararla başlıyorsunuz zaten. Yani paralar falan çok yüksek değil. Sponsorluk olayı bizde oturmamıştır. Sponsorlar rica ile gelir, siyasi müdahaleyle gelir, davetle gelir. Rakamlar onun yanında düşüktür. Gidersiniz bir şey için uğraşırsınız, proje yaparsınız, bir firmayı ikna edersiniz. Size gelen rakam kaç para biliyor musunuz? 500 bin lira. Futbol kamuoyunda bir karşılığı olmayan rakamlar. İşte şimdi şöyle. Nasıl satacaksın Yunus Çöp? Bak şimdi oraya gel. Ne yapmalı bölümüne Hatay, geleceğim Hatay şimdi. Hatay Spor şu an kasasında 13 milyon euro para var. Hatay Spor'un şu an. Futbolcu satışından. Satışından hepsi satmadılar. Şey. Kimse satarsa. Satacaklar ama. Satarsa. Ama Hatay Spor daha iyi yaptılar, çıktı. Satmadılar. Kara Gümrük satacak mesela. Ama bak Alanya Spor'u her sene satıyor. Karşılaştırırsan. Bak benim isyanım şu. Sen şimdi Biglia'ya 2-3 milyon euro verip 1 milyon yazdırılan kulüplerle karşılaştırma. Fatih abinin isyanı varmış abi. Ne isyanın ne arası? Konya Spor neden bir Kara Gümrük olamıyor şu an? Ya Kara Gümrük bu sene çıktı. Şu an çok hem başarılı hem de futbolcular başarılı. Ama bu sürdürülebilecek mi? Sürdürülebilecek mi? Alanya Spor başarılı. Bu doğru örnek değil. Şu an başarılı. Doğru örnek değil. Sürdürülebilecek mi? Neler yapılması? Ben sana neler olacağını Kayseri üzerinden örnek verebilirim. Karagümrük'ün ne olacağını Kayseri üzerinden bakabilirsin. Kayseri ne kadar çok oyuncu sattı biliyor musun sen? Türkiye'nin en çok oyuncu satan takımlarından bugün 600 milyon TL borcu var. Ya onun geleceğini bilemeyiz. Şimdi geleceğini bilemiyorsan belki sistemsel olarak bugün şöyle bana şu mantıklı gelmiyor. Yıllarca hep belirli takımlar örnek veriliyor. Tamam mı kardeşim? Bunu bu yönetim için de söylemiyorum. Eski yönetimler için de söylüyorum bunu. Ya örnekler sürekli değişiyor. Bursa örnek veriliyor, düşüyor. Aksar örnek veriliyor, düşüyor. Osmanlı örnek veriliyor, düşüyor. Ya tamam biz örnek alalım da ben şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'de hiçbir doğru örnek yok. İddialı konuşuyorum. Türkiye'de futbol yönetiminde doğru bir tane örnek yoktur. Eğer özlediğimiz, istediğimiz bir Konyaspor hayal ediyorsak bugün burada yapılmayanlar yapılmak zorunda. Onun haricinde piyasayı çevirelim. Birisi der tecrübeli yıldız getirelim. Birisi genç oyunculara yatırım yapalım. Bunlar geçici. Hepsi geçiyor. Hepsi geçiyor. Kalıcı başarıyı yakalamış bir tane şanslılarda bir tane şey yok ya. Şöyle bir durum var. Şunu bir kere baştan bir konuşalım. Bu kulübün geliri senelik ortalama 100-110 milyon, 120 milyon bandında geziyor. Şimdi bu rakamın üzerinden bir denk bütçe çıkartılması lazım kulübe.
Yani takım bütçemiz bizim 100 milyon, 110 milyon TL gibi bir rakam biçersin. Burada %20, %15 bandında kur farkı olur. Kulübe işte 100 milyon lira maliyeti varsa, atıyorum 110 milyon lira geliri var. 100 milyon liralık da bir takım kurdun. İşte %15, %20 gibi de bir kur farkı koyarsın sezon sonunda. Ne yapar? 20 milyon liradır. İsmet, işte ekstra giderler. 120 milyon takım yaparsa, bak gideri 150 milyon olur. Şimdi müdahale ediyorsun ama. Futbolun dışındaki bölümü söylemiyorsun. Konuşmama bir müsaade eder misin? Abi şöyle. Şimdi diyorsun ki 13,5 milyon eurosu bunun transferler. Sözleşme fesihleri. Tamam, aldım, kabul ettim. 13,5 milyon euroyu transferlerin, sözleşmelerin fesihine verdiler. Aldığın isimler ne? İlk sezon geldi. İlk sezon geldi. Yaz döneminde bu oyuncuların hepsini gönderdi. Doğru mu başkan? Bir sonraki sezon kongre yapıldığında 26 milyon lira olan borç 93 milyon liraya çıktı. Ben de dedim ki tamam kardeşim, 13,5 milyon euroyu sözleşme feshine verdi. 26 milyondan 93 milyona çıktı. Aldık, kabul ettik mi abi bunu? Tamam. Kabul ettik. 93'ten 168'e 158'e çıkarken. Sanırım ikinci senede bankalarla bir anlaşması 70 olmuştu. Milyon daha fark geldi bak, tamam. İkinci sezon. İlk sezon 50 milyon fark geldi borca. 50-60 milyon fark geldi. İkinci sezon 70 milyon fark geldi. Sözleşme feshetmedin kardeşim. Gel. Üçüncü sezon 85 milyon lira fark geldi. Yine borçlandı. Ya her sezon mu yapılandırma yaptık? Tamam işte bak. Her sezon mu futbolcu sözleşmesi feshettik? Her sezon daha fazla yükselen bir borç var. Denk bütçeyi yapabilmen için. Bir de şu var. Özür dilerim. Biraz önce verdiğin örnek var ya. 110 milyon TL geliri var bir takımın. Evet. Doğru mu? Evet. Denk bütçe yapabilmen için takımın 70 milyon TL'lik olması lazım. Çünkü senin altyapın var, deplasman giderin var, basketbol takımın var, o var, bu var. Bir şekilde bu kulüp bir harcama. Yani senin yıllık 30-40 milyon TL zaten normal bir harcama, sezon tamam, harcaman var. 30-40 borçlansaydı 3 sezonda 90 tamam. milyon lira olur. Şimdi 70 milyonluk takımda bu ülkede 240 yapamam. Milyonu nasıl açıklarız ya? 70 milyon TL'ye bak, sorgulaman çok doğal, onda bir şey yok. Ama ayıralım diyorum. Hepsi bunun tamamının eğer yönetsel hatalar yapılmasaydı çok iyi olurdu, ben diyemem. Diyen varsa eyvallah. Ama en azından yarı yarıya borç olabilirdi. Olabilirdi. Daha iyi performans borcun daha az yükselmesine neden olabilirdi. Ama mevcut durumun ya aslında gelirler çok yüksek, sen sordun. Hani futbolda bu kadar paralar var. Niye olmuyor? Bu değil, tablo bu değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Futbolda şu anda denk bütçeyi yapabilecek takım çok oturmuştur. Scout da mükemmeldir. Altyapı da çok harika ilerliyordur. Yönetim kültürü oturmuştur. Ne bileyim günlük Türkçe olaylardan etkilenmiyordur. Örnek verebilir miyim? Türkiye'de yok. Yok. Türkiye'de bence yok. Abi sistemsel sıkıntı sadece pandemi sürecinde mi derinleşti? Daha önce var mıydı? Sevgili Mücahit. Son 5 yıldır bu böyle devam ediyor. Şöyle bir ekonomik şöyle alalım. Şimdi çok özür dilerim. Şöyle bir örnek vereyim senin dediğine. Şimdi siyasi program yapıyorsunuz ya, buradan anlayacaksın. Türkiye bir mental ekonomi değişimine gitti değil mi? Türkiye küresel sisteme eklemlenmiş bir ekonomiyken yerli ve milli kavramıyla birlikte üretim destekli bir modele geçildi son 5 yılda. Ve bu kur farkını artırdı mı? Kurun yüksekliği hangi sektörlere zarar verir, hangilerine fayda sağlar? İhracatçıysanız yüksek kur sizin işinize gelir. Turizmde. O tam tersi. Turizmde size katkı sağlar. İşte katkı sağlar, onu söyleyeyim. Yani dışa bağımlı sektörler biterken üreten sektörler ayakta kalır. Türkiye'de bana dışa bağımlı sektörleri sıralayın desem ben bire futbolu yazarım. Doğru mu? Dışa bağımlı değil miyiz? Doğru. Yabancı futbolcu yoğunluğu. Tabii tabii. Türk futbolcular dahi Avrupa'dan yetişiyor. Hiç kimse üretmiyor. Ve bu sektörün daralması çok doğal. Çok normal. İlk 11'de Türk futbolcu olmayan takımlar evet. Maçlarda. Şimdi 13 milyon TL mevzusu evet. Euro değilmiş, TL'ymiş. Öyle dedi birkaç arkadaş. Uyarmışlar beni özelden de. Tamam. Bu konuda yani başka bir bilgilendirme. 13 milyon euro diye okudum. Euro inanılmaz bir fark. Euro inanılmaz bir rakam yapar. Sadece 80 milyon lira. Burada cevap hakkı da doğuyor. Tamam. Yönetim kurulundan aramak isteyen olursa televizyonumuza ulaşabilir. Sayın Başkan, diye okudum. Sayın Başkan. Ve şöyle zaten o oyunculara birer milyon euro sözleşme feshetseniz 13 milyon TL'yi geçer. Zaten 1,5 milyon euro sadece atıyorum Eto'ya verdiniz. Birkaç daha oyuncu eklediğinizde mantıken zaten 3-4-5 milyon euroya varıyor. Ama 13 milyon euro mudur? Kim mesela var mı bir bilgin? Yani şu oyuncuya verildi parada öyle gitti dediğin var mı?
Çünkü var, şöyle. Eze'nin rakamı o dönem yazılmıştı, doğru mu? Şu kadar sözleşme fesih bedeli yapıldı diye. Şöyle Sayın Başkan, Eto'ya 1 milyon 350 bin euro verdim diye yani bas bas bağırdı çünkü. Özellikle o, üstüne çok bastı sonra. Üzerine. Buna yakın herhangi bir futbolcuya da böyle bir rakam vermiş olsaydı kesinlikle haberimiz olurdu. Bu zamana kadar muhakkak duyardık ya. Şöyle bir mesela bu dedikoduya girer ama şöyle bir o dönem konuşulduğu için camiada bilgim var. İşte Eze'nin sözleşmesi feshedildikten sonra eski yönetimi suçlayıcı bir şekilde ya bu paraları nasıl verdiniz? Hani benim uykularım kaçıyor diye ne? İşte biz kazandık. O meşhur laf vardır. Biz kazandık. Biz harcadık. Kardeşim cümlesi o dönem çıkmıştı. Benim kulağıma oluyor. Yani o dönem veryansın edildi o rakamlara. Ya muhtemelen bu dönemden sonra da yeni gelecek yönetimde aynısı, bu yönetimin yapmış alacak. Olduğu işte harcamalara ya Hurtado'ya 50 şimdi, milyon TL nasıl verdiniz kardeşim diyecek. Demezlerse şey problem var zaten. Şöyle şey yaptım üzerine koyayım. Her dönem konuştuk bunları. Konyaspor tarihini ben Konyalı olmamama rağmen sürekli araştırıyorum. Hep bunları da kayyumları da konuştuk. Mafyanın kurşunladığı Konyaspor kulübü yöneticileri de oldu. Daha eskilere gider. Ama bir kısır döngünün içerisinde gidiyor. Yani bir camia şuna karar verecek kardeşim. Kavga etmeye devam mı edeceğiz? Kişisel mücadelemizi vermeye devam mı edeceğiz? Sistemin bizi bitirmesini beklemeye devam mı edeceğiz? Küresel değişiminden faydalanmaya mı çalışacağız yoksa küresel sistemin değişimin yıkıcı etkisini kabulleneceğiz mi? Bunları bir oturup konuşacağız. Sence hangisi olur abi? Bak, coğrafya kaderdir abi. Aynen öyle. Mevcut durum böyle kaderdir. Devam ederse kaderimize razı olacağız. Çözüm önerilerini söylüyorum. Şimdi bugün 242 milyon borçtan bahsediyoruz. Evet çok büyük bir borç TL bazında. Kesinlikle çevrilemez bir borç. Ama üreten bir kulüp için bunun karşılığı 15-20 milyon eurodur. Bugün iki oyuncu satarsınız, bu borcu ödersiniz. İşte üreten kulüp için diyorum. İtirazımız ona. Ha, oraya geliyoruz. 3 yıldır işte. Konyaspor'da oyuncu satacak hiçbir transfer yapılmadı. Şimdi oraya geliyoruz. Şimdi çok bunlar da kolay işler değil Fatih. Akşamdan sabaha yapılacak işler değil. 3 yılda bir tane, mücadelemizi tane vereceğiz. En azından. Benim verdiğim mücadele yıllardır ama iki tarafta. Ama sevgili Yunus abi şöyle yani Ezek yeni falan konuşuyoruz ama aynı yönetimin getirmiş olduğu Mehdi'den de 2 milyon 250 bin euro getirdi. Tebrik ederim. Gelir geldi. Bayiş'ten geldi. Şimdi hani sen diyorsun ya. Konuşalım. Ya oyuncu sözleşmelerinin fesine o kadar para verdi. Dezenfektan konuşma İsmet. Şimdi o kadar oyuncu gelmiş tamam kabul. Evet. Ama başarılı bu adamlar beğenirsin beğenmezsin. O yönetim en fazla eleştirilenlerden birisi de bendim. Fakat bir Mehdi gerçeğimiz var ki bu yönetim döneminde kasaya giren bay için 1,5 milyon eurosu var. Hiçbir şey olmasa bak, bile. Bunları konuşmuyorsak onda da ben hata ediyorum. Bak muazzam işler. Konyaspor'un en iyi yönetildiği dönemdir o dönemler. Son 3 yılda en ufak bir tane oyuncu çıkarılmadı. 2017 ya. Haricinde evet, bana göre yani. Konyaspor tarihi efsane yönetilmiştir. Yani Konyaspor tarihinin en başarılı yönetimidir. Niye? Başarı da gelmiştir. Oyuncu da satılmıştır. Tesisleşme hamlesi de yapılmıştır. Kulübün kültürel ve tarihi değerlerine de sahip çıkılmıştır. 1922 kampanyası, 100. yıl vizyonu benim için muazzam işler. Ben ne zaman eleştirmeye başladım zaten? İşte o dönem dengenin kaybolduğu, yüksek maliyetli oyunculara büyük paraların verildiği dönemlerde bunu yaptım. Ama şöyle, ben Hurtado'yu eleştirmiyor muyum kardeşim? Konuşalım, yasaya yatıralım, konuşalım. Edu eleştirmemem mümkün mü ya? Ama burada biraz sadece açmaya çalıştım, sadece... Eğer odaklanırsak şeye, ya biz kötü yönetildik, evet kabul ettim. Bu yönetim değişecek, her şey güllük gülistan. Hata yaparız. Gelecek yönetimin üzerine çok büyük bir yük yükleriz. Her şey güllük gülistanlık olmayacak. Yine geleceksin, bugün birisi gelsin, 300 milyon TL'yi kasaya koysun, borcu sıfırlasın, 3 sene sonra aynı rakamları buluruz. Ortalama Konyaspor yine 10. bitirsin kulübü, ligi. Üst üste 3 sene 10. bitirsin, yine 300 milyon TL borç. Bu yapı devam edemez. Çözüm önerilerini söylüyorum. Şimdi kısa vadede devletimizin ekonomik bir planlamaya ve değişime gideceği öngörülmüyor. Doğru mu? Bu konuda ısrarcılar. Evet biz yerli sermayeyi, yerli üretimi artıracağız kardeşim. Üreten bir ülke olacağız. Savunma sanayinde de böyle olacak. Futbolda da böyle olacak. Tarımda da böyle olacak. Her neyse. Ve şimdi mesela üreten ülkeler kuru bilerek yüksek tutar. Japon yeni yıllardır yüksektir. Niye? Üreten ülke kazanır. Ekonomik terimlere girmiyorum. Çok alanım da değil. Ama Türk futbolunun içerisinde olan tartışmalardan biri de yabancı sınırı. Niye yapıyorlar bunu? Yani Türk devleti
yabancı sınırını futbola müdahale etmek için mi yapmaya çalışıyor? Hayır. Onların inanışına göre üretmenin temel noktası bir kere dışa bağımlılığı azaltmak. Onun için bunu yapıyorlar. Şimdi mevcutta bu yapı devam edecek. Türk kulüpleri bir şeye karar vermek zorunda. Böyle idare etmeye devam mı edeceğiz? Nereye kadar giderse benden sonrası tufan anlayışına devam mı edeceğiz? Taraftarı karşıma alamam. Camiaları karşıma alamam. Taraftarların beklentileri bu yönde. Ben yüksek maliyetli oyuncular almaya devam ederim. Yine santraforuma 1,5 milyon euro, 10 numarama 1.2 milyon euro vermeye devam ederim dersen bunun sonu bugün kamu kaynaklarından aktarsanız bile belirli bir süre sonra olacak olan bu. Ama öteki taraftan bunun bir üretme tarafı var. Reklam arasına gideceğiz. Öyle mi? Devam edelim. Reklamdan önce bitirelim bu konuyu. Şöyle, üretme tarafı da çok basit. Eğer çark dönmeye başlarsa, bir kere ya, şimdi bugün Amir'in 5 milyon euroya satılması Konyaspor'daki mevcut tartışmaların tamamını neredeyse yarı yere indirir. Çünkü ekonomik bir rahatlama. Bugün satılsın, yarın başkan adayı çıkar. 5 milyon euro çok büyük para. Doğru mu? 11'e çıktı euro şu anda. Ve biraz önce yaptığın hesapta Konyaspor'un acil ihtiyacı olan paranın tamamını karşılar. Bunun gibi altyapınızdan çıkmış 3 oyuncu olsaydı, iyi bir scouting sistemi, yani scouting de kısa vadeli ancak çevirebileceğiniz bir düzen. İyi futbolcularınızı bulursunuz, oynatırsınız, verim alırsınız, satarsanız oyuncuya zaten bedavaya oynatmış olursunuz, bir de kulübün kasasına para girer. Bu da, bu bile 5 yıllık, 3-5 yıllık. En kısa vadelisini 2 yılda yakaladık biz Bayiş'te. Bu kültürü devamlı hale getirmediğiniz sürece ve bir radikal mental vizyon değişimine imza atmadığınız sürece bu yapı sürdürülemeyecek. Bunun yolu da iki söylüyorum. Üreten kulüp olmak, bunun altını da doldurabilirsiniz. Ancak iyi scouting, iyi altyapı. Ve kısa vadede çözüm almak mümkün değil. Bir iki yılda çok vizyonlu bir yönetim gelsin. Bir anda plan koysun, hedef koysun. Geri dönüşü 2-3 yıl yine. Yani 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık planlar yapılması kesinlikle mümkün. Eyvallah. Söylediklerin hiçbiri gerçekleşmez. Bugüne sen kadar bitirdin Ferhat. O da acı. Bugüne kadar o da biliyor. Yani ben olması gerekeni anlatıyor. Olması gerekeni anlatıyor. Vizyoner bir yapıya sahip değil miyiz yani? Abi ben 16 senedir mesleğin içindeyim. 16 senedir hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Ya borç, ya küme düşme, ya şey işte altyapı, altyapı konuşuyoruz. Yok futbolcu transfer konuşuyoruz. 16 senedir değişen, yani bir adım öteye gidemedik. Ferhat abicim yanlışım var. Şöyle, şimdi Konyaspor Kulübü evet hep borçluydu. Bunu kabul ediyorum. Hep borçluydu. Fakat şimdi Mehmet Köseoğlu dönemine falan döndüğümüz zaman 2004 falan. Konyaspor Kulübü Süper Lig'e çıktı mesela. Belli başlı borçlanmalar yaptı. Ama bu Konya şehrinin çeviremeyeceği herhangi bir borç değildi. Bir alt lige düştü. Hemen hemen bir sezon sonra tekrardan çıktı mesela kulüp. Hep böyle olmadı mı? Konyaspor'un düşme i̇şte, çıkma hikayesi. İşte, tamam yani. Neden? Çok büyük borçlarla düşmüyordu. Hadi belediye başkanım, hadi vekillerim, hadi valim diyordun. Biraz destek atıyordun. Ama en sonki düşüş biraz... biraz destek atıyordun, çıkıyordu. Ne zaman iş bozuldu? Mehmet Ali Kuntoğlu ve Bahattin Karapınar evet. Başkan dönemlerinde Konyaspor kulübü fahiş harcamalar yaptı. Çok fazla sayıda transferler yaptı. İki düşüşün, yani Bahattin Karapınar evet. dönemindeki düşüşün faturasını çok ağır ödedik. Ve hep beraber bakın o gün bile transfer o gün bile Konyaspor kulübüne transfer yasakları gelmesine rağmen yine toparlanabilecek bir borç vardı ki toparlandı, yukarıya tekrar atıldı takım. Bugün Konyaspor kulübü 240 milyon lirayla düşsün. Bakın durumumuz Bursaspor'dan daha kötü olacak. Ya düşme mevzu değil. Yani söylediklerin yani profesyonel bir gözle bakıyorsun ya hani bundan sonraki süreçte Konyaspor işte şöyle iyi olur, böyle iyi olur, şunu yapması lazım, bunu yapması lazım. Yani bizim söylediklerimizin hepsi havada bak, kalacak. Bak, bir dakika. Bir zamanlar bu dediklerim vizyon ürünüydü. Artık zorunluluk onu anlatmaya zorunluluk, çalışıyorum. Zorunluluk ama. Çok güzel örnek verdin. 2013, 2003'te düştüğünde örnek vereyim 2002'de tekrar hadi bir omuz verelim. Sen biraz ya, adım at. O bu mesela. Yine aynı şeyden gelecek. Verdiği paralarla bu grup dönebiliyordu. Bugün evet. anlamı yok. Döndüremezsin ya. Şu ekonomi tabloda
Mesela bunu ekonomik tabloya bağlaman ama çok komik ya. Yusuf abi, kusura bakma değil. Ya. O gün düştüğünde bu takım... Mevcut yönetimin hiçbir başarısızlığı yok bu konuda. Yani ben böyle bunu şey mevcut tabloyla İsmet. Nasıl özetlersin? Ben böyle bir şey diyor muyum İsmet? Yok hani Türk futbolu kötüye gitti. Kötüye zaten gidiyor, herkes... Bunu hiç konuşmuyorsun. Tamam ama. Kabul ediyorum ama yani burada bak, yönetimin hiç suçu yok mu ya? Yani? Bak hata yapıyoruz. Eğer bunların hepsi temizlendiğinde, normal ölçülerde bir yönetim geldiğinde... Bunlar olmayacak derseniz yanılırsınız. Aynı şekilde o adamlar da bunu kendini anlatamaz. Bak bu yapı sürdürülebilir bir yapı değil. Onu demeye çalışıyorum. Konyaspor'un düştüğü sezon Euro bandına vursanız o şeyde kur farkıyla bugün aynı denk gelir belki de. 20 milyon euro. Bakın arkadaşlar. 20 milyon euro muydu? Bakın 20 arkadaşlar. Milyon euro bugün kaç para? Şimdi bir dakika ya İsmet. Bugün 200, kaç para? 200 milyon. Evet. 11 TL'den aynı paralara denk. Yine aynı paralarla düşmüş ama o gün çevrilebilirdi. Çünkü Euro'nun karşılığı 2 liraydı, 3 liraydı. Bu 50 milyon TL yapılıyordu, çevrilebilirdi. Ama bugün çevrilemiyor. Bunu demeye çalışıyorum. O gün de 20 milyon TL ile, 20 milyon Euro ile düşüyordum. Bugün de 20 milyon Euro ile düştüm mesela. Bugün çevrilememesinin, benim... çıkamamamın sebebi kur farkı. Onu demeye çalışıyorum. Ya bu konuştuklarımızın sonuca ulaşacağına inanmadığımı söylemeye çalışıyorum ben. Ya bugün işte başkan adayı çıkmıyor ya da var. Başkan adayı neyle geliyor? Az önce söylediğiniz siyasi destek ya da belediyenin desteği. Zaman sizin de, bundan sonraki süreçte size, de Emre'ciğim. Sizin dediğinize göre bundan sonraki süreçte bunun yani bu... Bundan sonraki süreçte de aynı şey. Arkadaşım müsaade edin Mücahit reklama şimdi, götürecek. Bu dükkan nereye dönüyor zannediyorsunuz? Bir para kazansınlar ya. Ya tamam git hadi işte Mücahit para, reklam. Para hesabı yapılıyor. O kadar güzel konuştu evet. Anlattı ki. Yunus. Üçüncü bölümde siyaset spor ilişkisiyle başlayalım o zaman. Sizden başlayalım. Borcu tartışmaya kalkarsak sabah kadar tartışırız tabii. Zaten. Buradan benimki siyaset şey ilişkisi değil. Yunus'un biraz önce Alanyaspor'la alakalı bir siyaset ilişkisi bunu vardı. Konyaspor üzerinden değerlendireceğiz. Gelecek yıllarda yani yaşım 38 ben bunu görmem diye düşünüyorum. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse bakın, bile ben bunu görmem. Ben şunu söyleyeyim. Ondan sonra tabii. Reklama git Mücahit'ciğim. Şu var. Benim Konyaspor vizyonum, metodum şu. Kardeşim, sezon başında, sezon sonunda gelecek parayı öngörürsün. 3 aşağı 5 yukarı. Takım maliyetini buna denk bir şekilde kurarsın. Muhakkak öngörülemez maliyetler çıkacaktır. Kur farkı gibi, devre arası transferi gibi muhakkak çıkacaktır. Fakat burada bile belli bir tutar sergileyip, ya ben %30'un üzerine çıkmayacağım sezon sonundaki harcamamda. Gelirimin %30'undan üzeri çıkmayacağım. %30 borçlanmayla da gerekirse sezon sonunda ben düşeyim. Hani devre arasında Eto getirmeyeyim. Söylüyorsun da. Devre arasında. 13. hafta bir yuhlarlar var ya elini ayağın bir. Yuhlasınlar. Devre arasında gidersin. Yuhlasınlar kardeşim. Eto'yu ben getirmem. Eto geldiğinde ben bu camiada itiraz edenlerden birisiydim. Yahoviç Yatabare geldiğinde ben bu camiada itiraz edenlerden birisiydim. Konyaspor kulübü her sezon Şampiyonlar Ligi'ne giden bir kulüp değildir kardeşim. Abi gelmeseydi küme düşecekti. Düşecekti. Yani. Kabul ediyorum. Düşmeyi kabul ediyorum ben zaten. Emreciğim problem bu. Bunu anlatamıyorum. Bakın ben arkadaşlar. Konyaspor kulübü taraftan ikna olup olmaması beni ilgilendirmez. Bakın şöyle ben bugün Konyaspor yöneticisi olduğum takdirde, başkan olduğum takdirde ben öncelikli olarak sportif başarıdan önce mali yapıyı düzgün tutmanın derdinde olurum kardeşim. Taraftar isterse 30 maç bana küfür etsin. Problem değil. Biz bu kulübü, bu taraftar 10 bin, 20 bin kemik tayfası var bu camianın. Kemik taraftarı var. 10 bindir kemik tayfası. 10 bin kişiyi mutsuz edebilirim ama 10 bin kişi bugün bir alt lige düştüğü zaman o stada yine gelir. İsterse çamurda oynasın takım o stada yine gelir. Şimdi biz her sezon zaten Şampiyonlar Ligi'ne giden bir kulüp değiliz. Şampiyonlar Ligi'ne giden bir kulüp değiliz. Her sezon şampiyonluğa oynayan da bir kulüp değiliz. Her sezon Türkiye Kupası'nı, her sezon Avrupa Ligi'ni kovalayan da bir kulüp değiliz. Kulüp düşebilir ya. Düştü daha evvel. Defalarca düştü. Ama abi ben Yunus abiye katılıyorum. Ben şunu istemiyorum kardeşim bu kulüpte. Ben valinin, belediye başkanının, milletvekillerinin, iş adamlarının, boyunduruğunda bir Konyaspor istemiyorum. Benim kavgam bu. Abi siyaset onu ben, istiyor ama. Siyaset ben istemiyorum kardeşim. Sen istemiyorsun. Ben bütçe yap. Sen bütçe yap. İstersen bir alt lige düşün taraftarı. Ama Yunus abi ben, ben Konyaspor taraftarıyım. Alt lig üst lig önemli değil ki benim. Yunus abinin dediği doğru ama. Çok özür dilerim. Sen yani. Öyle bir şey çizdin ki şimdi. Taraftardan bana ne? Siyasetten bana ne? Konyaspor başkanı olsaydın 3 günde seni orada yerlerdi.
Asıl sahibi de onlar kendileri hissediyor. Taraftar kulüp benim diyor. Siyaset kulüp benim diyor. Sen burada kendi vizyonunu oraya oturtuyorsun. Sevgili Yunus abicim. Takım borçsuz bir alt lige düşsün. 3 tane başkan adayı yarışır bakın kardeşim. Fakat 250 milyon borçlu çıktığın zaman Süper Lig'deki kulübe başkan adayı arıyorsun bugün. Evet. Ben bunu istemiyorum. Ben diyorum ki Konyaspor kulübü... Bu konuda ben böyle istemiyor olabilir miyim? Ben de bunu istiyorum. Borçsuz kulüp yapısını sürekli konuşan adam. Ama metotlarda farklılığımız var. Bugün radikal bir şekilde tavır al, bir anda gelirlerle giderleri dengelemek için takımın bütçesini düşür, anında düşersin. Dönüşümler bizim gibi ülkelerde sert olmaz. Yavaş yavaş gidersin bir planlamaya. Eğer yaptığın gün bir anda, yani bugün bu küçülmeyi yapsın kulüp, seneye çıkamayacağı borçla aşağı iner. Abi Süper Lig'e çıkış hikayemizde meslektaşlarımızın hepsi şahittir. Devre arasına kadar golcü problemimiz var. Lig'de 13-14. sıralara kadar düştük. Doğru mu Uğur şey dönemi? Tütüreker. Hüsnü Özkara dönemi. Sonra Uğur kötü başladık sezonu. Sonra Uğur Tütüreker geldi. Devre arasında yapılan bir transfer Şut Ars. Aynen. 50 bin euroya geldi bu takıma. Her zaman yapamazsın. 50 bin euroya geldi ve bu takımı Süper Lig'e çıkardı. Şimdi bugün Sukubic 170 bin euroya gelmiş bu kulübe. Bugün Milosevic 200 bin euro bandında gelmiş bu kulübe. Bugün Bajić övündüğümüz transferler değil mi? 200 küsür bin euro bandında gelmiş bu takıma. Abim çok komik rakamlara gelmiş bu takıma. Oynamış. Ya bu yapıyı kur. Bu yapıyı kur. Ama yapmış olduğun transferler. Çok güzel bir yere geliyoruz. Yapmış olduğun transferler bu sefer tutmasın. Problem değil. Düş aşağıya. 2015'e geri dönmemiz lazım ya. 2015 ruhuna, 2014 ruhuna kafa yapısı olarak geri dönmemiz lazım. O da nedir? Kendi kendine yeten ekonomi, işte bilinçli harcama. Bir kere bunu ben şunu demeye çalışıyorum. O kadar kolay değil. Belirli bir seviyeyi görmüş bir camiayı tekrar geri dönelim, başa dönelim diyebilmek çok kolay değil. Bunu taraftarda kabul ettiremezsin, şehrin dinamiklerine de kabul etme. Bir tane yiğit varsa ben arkasında destek. Eğer çıkıyorsan buyur. Yok canım, genel kurulda vallahi arkanda benim hayatımda hiç kimseye açıktan değil. Destek vermedim, sana veririm. Şimdi sen de arkandayım hadi. Tamam. Şöyle benim arkamda olma. Benim arkamda olma. Ben şunu istiyorum. Bu vizyonu koyalım ortaya. Ama bu vizyonun arkasında duracağım. Uygulan. Bu vizyonu uygulayacak adam bulalım Konyaspor'u. Siyasetten olmaz. Ben de bunu söyleyeceğim işte. Tamam git. Şimdi reklamdan sonra bunu konuşacağız. Kısa bir reklam arası. 3. ve son bölümde yeniden birlikte olacağız. ARS Park'ın sunduğu Sümen Altı programı devam edecek. Birini arıyoruz. Eskiden bu sokaklarda gezen birini. Adını, yaşını, ne yaptığını bilmiyoruz ama ona teşekkür etmek istiyoruz. Şu anda bizi duyduğunu biliyoruz. Zaten bu filmi de ona ulaşmak için yayınlıyoruz. Eğer bizi izliyorsan muhtemelen sen de evdesin. Bu durumda teşekkür etmek istediğimiz kişi de aslında sensin. Çünkü evde kalarak ülkene büyük bir yardımda bulunuyorsun. Yakında bu günler geçecek. Bu sokaklar yine mutlu insanlarla dolacak. Ve evinde oturduğun için bu biraz da senin sayende olacak. Hayatı eve sığdırdığın, sokakları boş bıraktığın için sana teşekkür ederiz. Hayat eve sığar. Evde kal. Tecrübeli ve eğitimli kadromuzla kaliteli ürünlerimizi sağlıklı ve güvenli öğünler için diyetisyen kontöründen geçirerek uzman şeflerimizin ellerinde lezzetli sunumlara dönüştürüyoruz. Fabrika, okul, hastane gibi kurumlarınızın yemek organizasyonlarını hizmetimizle taçlandıralım. Davet, etkinlik, parti, kokteyl ve düğünlerinizde lezzetli menülerimizle ev sahipliği yapalım.
Sizinle çalışmak gururumuz, bizimle çalışmak farkındalığınız olacaktır. Nokta Yemek. ...80 gram yaprak et döner 12 lira. Ekrem Coşkun Döner. Bugünlerde hayat durmuş olsa da çalışmaya devam eden bir şeyler var. Gıda, sağlık ve sanayi sektörlerindeki soğutma sistemlerinin arkasındaki güç olmaktan gurur duyuyoruz. Çağrı Soğutma. Lanima Forte'nin hassas ciltlere uygun aloe veralı formülü, sabun, renklendirici, SLS, alkol ve paraben içermez. %99.9 mikropları öldüren özelliğiyle güvenle kullanabilirsiniz. Lanima Forte. Salihoğulları Besi Çiftliği olarak yetiştirdiğimiz hayvanları bakım ve kontrolleri yapıldıktan sonra kendi yetiştirdiğimiz arpa, buğday, yulaf, mısırla besleniyor. Kurbanlık almaya gelen müşterilerimiz hayvanlara bakması için yapılan izleme bölümünden kurbanlığını seçiyor. Müşterilerimiz ödemesini isterse nakit, isterse kredi kartına taksitle kurban gününe kadar ödeyebiliyor. Hissedarını bulamayana hisse imkanı sunuluyor. Kurban günü hayvanlar ekibimiz tarafından kesimhaneye sevk ediliyor. Vekalet verildikten sonra dünya standartlarında kapalı alana sahip kesimhanemizde müşterilerimiz elini değmeden kurbanlığı kesiliyor ve poşetler halinde teslim ediliyor. Salihoğulları Besi Çiftliği. Telefon 341-2-342. Alışveriş yapacaktık, unuttuk. Tüh ya, bu saatte trafiğe tekrar çıkamam ki. Ama olmaz, misafirlerim gelecek. Çelik Kayalar online bu işte çok hızlı. Hemen sipariş verin. Harika fikir. Bir de... Hesaplı, kaliteli ve hızlı. Online alışverişin adresi Çelik Kayalar online. Tecrübeli personel ve hızlı servis ağıyla şimdi kapınızda. Yüz güldüren alışveriş. Çelik Kayalar Online. Sağlığınız için şalgam için. Günseven şalgam. Bir şehri sevmeye nereden başlanır? Biz topraklarından başladık. Emeğini cömertçe paylaşana, şafak sökmeden yola çıkana selam olsun. Doğallığını yitirmeyene, ağzımızın tadını düşünene selam olsun. Memleket için gece gündüz emek verene selam olsun. Yüzü gülene, yüz güldürene, hatır sayana, kıymet bilene, bizi sevgiyle büyütene selam olsun. Bizi büyük bir aile yapan tüm değerlerimiz, vazgeçilmezimiz. Asfora Marketler Zinciri. Çiftçinin kadim dostu. İlla da canım tarımız. Ekerler, arpa buğday. İlla da canım tarımız. Konya'mızın gururu. İlla da canım tarımız. Marka olmuş dillerde. İlla da canım tarımız. Ekerken gülmek istersen, ekerken terimiz. Lezzetimizle iftar ediyoruz. Sizi Tandırcı Emine ablaya bekliyoruz. Tandırın tek adresi. Damak tadını bilenler, alternatif lezzet arayanlar için vazgeçilmez mekan. Tandır böreği, kıymalı, kaşarlı, küflü peynirli, tandırda güveç, kuru fasulye, ekmek salması, tirit. Bu lezzetleri tatmaya bekliyoruz. Tandırcı Emine abla. Yenirken yiyeceksin. Merkez 0332 350 88 81. Şube 0332 248 68 68. Karademir İnşaat 46 yıldan bu yana hiç yılmadan, her yıl sağlam adımlarla, hep daha ileriye bakarak ilerliyoruz. Projelerimizi
kalite ve güvenden ödün vermeden inşa ediyoruz. Karademir İnşaat. Çini ile süslenmiş görkemli mihrabıyla hayranlık uyandıran, ahşabın sanatla buluştuğu Beyşehir Eşrefoğlu Camii, kadim Selçuklu Bahşehri, Konya'da. Konya Büyükşehir Belediyesi. D-Smart'la yenilikler bitmiyor. Asya Şampiyonlar Ligi'nden El Clasico'ya, NBA'den Formula 1'e, dünyanın dört bir yanından ve her branştan heyecan dolu karşılaşmalar. D-Smart kanallarında spor tutkunlarıyla buluşuyor. Bitmedi. Muhteşem belgesel ve çizgi film kanallarıyla D-Smart Aile Spor Paketi yalnızca 27.90'a. Masmavi deniz, mis gibi hava, eşsiz konfor. Yıldız Apart Demre size evinizde hissettirecek tatil seçeneklerini uygun fiyata sunuyor. Yıldız Apart, Demre'deki eviniz. 40 yıldır her sabah aynı heyecanla başlar lezzet yolculuğumuz. Hayata ve insana olan sevgimizle en doğal sütler eşsiz lezzetlere dönüşmek için yol alır. Bir dilim ekmeğin sıcaklığında, bir annenin mutluluğunda, bir çocuğun sevgisinde var olmaktır tüm amacımız. Sonra o lezzetler sizlerle buluşur, mutluluğumuz keyfe dönüşür. Süt sadece süt değil, beyaz bir aşkın adıdır bizim için. Enka Süt, doğal süt keyfi. İşe başladığımız ilk günden beri hep aynı heyecanla milletimize faydalı olmak için çalışıyoruz. Çiftçimize yüksek kaliteli tarım makinelerini yerli ve milli bir firma olarak uygun fiyatlarla sunuyoruz. Pancoğlu. Patates mekanizasyonuna dair her şey. Geçmişin izleri modern dünyanın çizgileriyle buluşuyor. Mermerin efsanevi ve zamana sığmayan elleri tarihin derinliklerinden gün ışığına çıkıyor. 23 yıllık tecrübesiyle mermer makinesi imalatında dünya markası olma yolunda ilerliyor. Avrupa standartlarında yerli üretim, milli gurur, Efeşen makine. Telefon 444-9169. Dişan Dişli olarak yarım asır boyunca markamızı ülkemizin dört bir yanında ve onlarca yabancı ülkede en iyi şekilde temsil ettik. Profesyonel ekibimiz ve modern makinalarımızla gelişen dişli sektörüne iddialı bir şekilde uyum sağladık. Dişlinin her türlüsünü üreterek gururla imzamızı attık. Güveni ticaretin üstünde tuttuk. Kaliteyi rehber edindik. İmkansızı başardık. Baba nasihatini alın teriyle birleştirip hep ilerledik, hep yenilendik. Dişli sektörünün lider markası Dişan Dişli, kalitenin en iyisi. 60 gram yaprak et döner 10 lira. Ekrem Coşkun Döner. Kahramanmaraş'ın eşsiz lezzetleri kelle paça ve işkembe çorbasıyla usta ellerden şifa kaynağı. Çorba değil şifa. Tarihi Maraş çorbacısı Havzan'da tankın karşısında. Telefon 0850 268 88 20. RS Park'ın sunduğu Sümenaltı programı devam ediyor.
Efendim tekrardan hayırlı akşamlar. Sümen Altın'ın 3. ve artık son bölümünde yeniden karşınızdayız. Konya Spor'da neler yapılabilir mi konuştuk. Borçlanmayı konuştuk. Borçlar nasıl borçlanıldı, bunlara değindik. İkinci bölümde bir cümleniz vardı. Alanya Spor'la alakalı siyaset desteği var gibisinden Fatih Bey'le karşılıklı konuşurken. Siyaset desteği olmayan kulüp yok hemen. Şimdi Konya Spor kamuoyunda da yıllarca bu konuşuluyor. Taraftarın dilinde işte Konya Spor'u siyaset yönetiyor cümleleri var. Ferhat Bey'den başlamak istiyorum. Yani Alanya Spor'u siyaset destekliyor da durumu iyi. Konya Spor'u arkadaşlar yayının başından beklediğimiz tuzak soru geldi. Ona göre kendinizi hazırlayın. Mücahit patlattı zorunda. Siyasetle alakalı değil. Yunus, Konya Spor'u bundan sonra doğruya ulaşmak için neler yapması gerektiğini teorik bir şekilde anlattı. Yani benim hani birçoğumuzun bilmediği kavramlar kullandı. Ama ben bu zamana kadar görmedim. Yani o ışığı görmedim hiç Konya Spor şeyinde. Yani camiasında. Yönetiminde ve camiasında görmedim. Bundan sonra da Yunus'un söylediklerinin yani doğru illaki doğruya giden yol Yunus'un bahsettikleri ama bundan sonra da Konya Spor'un ben inanmıyorum. Yani, sebebi ne bunun? Çünkü biliyorum. Niye? Sence niye, yani niye olmaz yani? Konya'nın yapısını biliyorum. Bence yine siyaset kaynaklı bu mesele. Siyaset, ya siyaset programı diye lafı siyasete mi getireceksiniz? Yok. İllaki. Siyaset kaynaklı. Hayır. Vizyon anlatayım, meselesi. Söyleyeyim. Yani Yunus'un anlattıklarını yapmak için bir istikrar gerekli. İstikrar gerekli. Ama Konya Spor'da bir yönetim istikrarı var mı? Yok. Yani birileri geliyor. O gelen kişi ne yapıyor? Yapıyı tamamen değiştiriyor mu? Görevleri değiştiriyor mu? Kurumsallık yok yani. Yönetim istikrarı vardı aslında. Yani 2011-2017 tek başkan bu Anadolu kulüplerinde çok fazla bir doğru ön şey planlamaydı. Çok doğru örnekti o zaman Konya Spor. Ya tamam bir kere oldu. Ve sonra devam etti. Sonra devam etti mi? Etmedi. Ama sonrasında yine siyaset girmişti. Yani Konya Spor'a bir operasyon çekildi. Siyaset. Tamam siyaset şeyini konuşalım. Söyleyeceğim. Yani şey olarak söyleyeceğim. Yani bu az önce söyledim ya. Gelen adam yönetim istikrarı yok. Bir şekilde hiç alakasız A kişisi yani A kurumu B kurumu siyaset güçlüyse orada siyasetin sözü geçiyorsa orada onun getirdiği adam futboldan anlamıyor. Etrafındaki adamlar da sağın solun tanıdığı doğru mu? O geliyor. Ne oluyor ondan sonra? O gelen adamlar da alt tarafa kendi adamlarını getiriyor mu? Getiriyor. Ahbap çavuş ilişkisi devam ediyor mu? Ediyor. Yani bu sürekli olmayabilir. Tamam bunu egale edebiliriz. Yani bu yapıyı değiştirebiliriz. Ama Konya Spor'da şeyi değiştiremeyiz. Yani belediyenin ve az önce söylediğiniz ya siyasetin Konya Spor'daki Konya'daki dönemde hangi siyasi parti etkinse onun sözü geçer. Belediye ve o siyasi partinin söylediği kişi gelir. Bunu yani bu vazgeçilemez bir şey. Abi bir şey sormak istiyorum. Ahmet Şen döneminde olup da bu yönetimde olmayan şey neydi yani? O dönem başarılıydı ifadesi var ya. Neydi yani başarılı kılan? Tesadüfü. İstişare mi vardı? Az önce de İstişare söyledim. Tamamen. Vardı. Bak. Tesadüf mü? Yani şöyle. Muhakkak. Vallahi haksızlık ediyorsun İsmetciğim ya. Yok hayır. Tesadüften kastım şu. Yani, Aykut Kocaman'ın ya da atıyorum bugün gelmiş ikinci dönemde tekrardan Aykut Kocaman geldi değil mi? Hilmi Kuluk döneminde de geldi. Ya yönetimsel şey Aykut Kocaman'ın yani takımın futbol takımının başarılarının sirayeti. Ya futbolda iki kere iki dört etmez hiçbir ama zaman. Fark tekrar getiriyorsun var. Bak başarılı olmuyor evet, Aykut Kocaman. Şimdi işte. Buradaki mesele ne biliyor musunuz? Şu. O günkü şartlarda takımın
kadro kalitesi, 66 puan aldığımız sezondaki takımın kadro kalitesi, bir sonraki sezon daha düşük bir kadro kalitesi. Bakın Türkiye Kupası'nı almasına rağmen daha düşük bir kadro kalitesi var. Yani Jalmalar, Torjeler gitmiş. Çok önemli isimler gitmiş takımda. Yerine çok daha ucuz maliyetli Bayiçler gelmiş. Amirler gelmiş. Daha düşük kadro kalitesi, daha az isimli oyuncular gelmiş. Ama bir takım olmuş. Birbiriyle kenetlenmiş. Yeni bir stat, yeni bir heyecan var. Taraftar hakikaten çok heyecanlı. Sürekli takımı ateşleyen bir taraftar var. Öbür taraftan bakıyorsunuz Konyaspor yönetiminde de tecrübeli yöneticiler var o gün içerisinde. Yani krizi yönetebilen isimler var. Ve Aykut Kocaman'ın da burada çok ciddi başarıları var, kabul ediyorum. Fakat her zaman bu doğruları bir araya getirdiğin zaman da, yani Türk futbolunda hani tekrar getirmeye çalıştın. Aynı yapıyı kurmaya çalıştı Hilmi Kulluk. Olmadı. Demek ki burada şeyden bahsedemeyiz. Futbolun doğrularını yaptığın zaman her zaman başarı gelecek diye bir kaydı yok. Mesela o günün 66 puanının toplanmasında çok önemli bir kriterdir benim için. Beşiktaş'ı takip ediyoruz. O sezonun şampiyonu. Beşiktaş'ın fikstürde takipçisiyiz biz. Bir hafta önce Anadolu takımı Kayserispor Beşiktaş'a biliniyor, çıkıyor. Bütün eforunu sarf ediyor. Kartlar, sakatlıklar havada uçuşuyor. Bütün oyuncular eforlarını sarf ediyor. Bir hafta sonra Konyaspor'la karşılaşıyor Kayserispor. Daha rahat bir maça çıkıyorsun. Türkiye Kupası'nda mesela şey küme düşmeye oynadığımız sezon bizim en büyük, hani Ameşan'ın o son bıraktığı sezon, küme düşmenin işte son 2007, hafta 2008. Osmanlı Spor maçıyla, Beşiktaş Osmanlı maçıyla ligde kaldığımız sezon. Karabük Spor'u takip ediyorsun fikstürde. Ligi daha ilk yarıdan bütün havluyu atmış. İkinci yarısında hiç galibiyeti yok neredeyse takımın. Karabük Spor'un. Bu takımı takip ettin fikstür olarak. Bunların hepsi hani ki örnekleri de şaşırtlandırabilirsin. Günü gününe para yatıyor. Bu çok önemli bir etkendir. Tabii. Siyaset Konya'yla Konya'nın biraz daha egemen olduğu bir dönem. Evet. Onu da katabilirsin işin içerisine. Başbakanım çünkü, var şehirde. Yani Sayın Davutoğlu dönemi. O dönem, bugün iki bakanımız var ama. İşte bunları şimdi o dönemle bu dönem yani aynı geçmişte değil çok, yani. Şimdi bunları söylemeye çalışıyorum ben. Evet. Yani pek çok söylemek istediğim şey bağımsız hareket edemez. Edemez Konyaspor. Bağımsız ne? Hareket edemez. İş siyasete geliyor ama yine. Ya tamam, siyasete geliyor. Bak eğer onu bir şöyle siyasete geliyor. Şöyle siyasete. Şunu da belirtelim. Belediyenin Konyaspor'u eğer belediye Konyaspor'u desteklemesin belediye. Başkan önemli değil. A başkan, B başkan. Konya Belediyesi'nden bahsediyorum. Konya Belediyesi Konyaspor'u desteklemesin. Konyaspor çok daha kötü durumlarda. Ya Ferhat abi ya. Konya Büyükşehir Belediye stadında oynuyoruz yani. Desteklemiyor. Şimdi Sayın Akürek yani tamam ben şeyi söylüyorum. Sayın yani, Altay olsun. Diyorum ki yani Ferhat abi diyor ki Büyükşehir Yunus'un Belediyesi olmasa Konyaspor çok daha sıkıntılı günler geçirir. Ya kesinlikle evet. Konyaspor yani bir tek kişi Konyaspor'u alıp yönetemez. Ya iki sene önce en zor durumda Büyükşehir Belediyesi Kafen ve Beysu ile çok ciddi sponsorluk parası verdi Konyaspor'a. Gerçekten çok nakit ihtiyacının olduğu bir dönemde Konya Büyükşehir Belediyesi elini taşın altına koyarak çok ciddi bir destek verdi. Ama Anadolu'da böyle bir durum var. Bugün Kayseri Spor da aynı durumda. Atıyorum Erzurum Spor da aynı durumda. Malatya Spor da aynı durumda. Alanya Spor da aynı durumda. Bu değişmez işte. Yani belediyelerin futbol kulüplerine mutlak surete hatta desteği. Şunu sormak istiyorum. Hatta öyle. Şunu yani sormak istiyorum. Onursal başkanları zaten tamam. Belediye. Sayın Akgürek olsun, Sayın Altay olsun büyük oranda destek veriyorlar. Ya kesinlikle. Savunuyorlar. Zaten vermese sıkıntı. Şimdi Alanya'da olup da Konya'da olmayan ne? Fatih Bey. Bakın. Bunu sormak istiyorum. Tamam. Size. Şimdi ben onu şöyle açıklayayım size. Anadolu Efes Avrupa şampiyonu oldu. Evet, buradan evet. Tebrik ediyoruz. Evet. Şimdi bakın. Türkiye. Mücahit'ciğim şöyle bir durum var. Konyaspor'un evet. Siyasetle ilişkisini tartışıyoruz ya burada. Konyaspor'un siyasetle ilişkisini öcü olarak göstermenin anlamı yok. Fakat gerçekçi konuşmaya başladın. Konyaspor'un siyasetle ilişkisi mecburi bir ilişkidir. Evet, bakın mecbur. Konyaspor işte. Kulübü ne zaman dara düşse siyaset kurtarmıştır bu kulübü. Evet. İşte ben de söylüyorum. Tahir Akgürek olmasa bugün Konyaspor evet. Kulübü diye bir kulüp yoktu.
Kendisi ifade etmişti zaten. Evet, Uğur İbrahim Altay bu dönemde Konyaspor kulübüne el atmazsa bundan sonra Konyaspor kulübü diye bir şey konuşmamız çok, çok zor. Öncesi de var. Bakın, Mustafa Özkan'a başlık evet, var. Yani ben onu söylüyorum işte. Hayır, şimdi, özellikle bu dönemde sponsorluk desteği çok. Evet. Yani Büyükşehir Belediyesi'ne destek versin ama bence gizli olsun şu süreçte. Ama bu herkes bilinen bir şey. Ya çünkü gözler Konya'nın üzerinde. Zaten gizli olur. Her yerde yapılıyor. Vergi borçları her sene siliniyor. Zaten gizli yapılıyor. Yani vergi borçları, SSK borçları her zaman siliniyor zaten. Uğur Başkan'la alakalı mesela son dönemde çok ciddi destekler verdi ama kamuoyu sadece kafe mi Beysu'yu biliyor. Tesislerin yapılandırılması. Yok, tesis yapılandırması Konyaspor kulübünden harcadılar. Bence Hilmi Kulluğ'un en büyük eksilerinden birisi de oydu. Ahmet Şan döneminde yapılan tesis harcamalarının tamamı Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılırken Sayın Başkan geldi. Bütün tesis tadilatları, stat tadilatlarını Konyaspor Kulübü'nün kasasından yaptı. 20 milyon TL. Belediyeye yaptırılabilirdi bu işler. Benim eleştirilerimden birisi de budur. 240 milyon borcun içerisinde bunları da dahil edebiliriz. Fakat şu var. Siyaseti öcü olarak göstermenin bir manası yok. Konyaspor Kulübü'ne ne zaman bir ihtiyaç olduğu takdirde, ne zaman ihtiyacı olursa olsun, siyaset Konya'daki siyasetçilerin tamamı el atmıştır, kurtarmıştır Konyaspor Kulübü'nü. Bugün de bu yapılıyor. Bugün de bu kongrede bu yapılacak zaten. Benim kavgam şu. Abi Konya siyasetinden ya, kastın ne senin? Ya siyasete bırakmayalım bu işi. Neden? Şehrin kanaat önderler. Konya Konya Belediyesi'nin parası senin benim param. Senin benim param. Dört tane futbolcuya bu şehrin garibanının şunun bunun bu milletin parasını verilmemesi gerekiyor. Ha bu marka bizim mi? Bizim. Kurtarmamız gerektiği zaman kurtaralım. Siyaset kurtarsın bunu. Ama bu hale getirme. Konyaspor kulübüne bakın bugün bir arsa verildi. Sayın Başkan 160 milyon lira ederi olduğunu söylüyor. 6,5 milyon liraya da aldığını söylüyor bu arsayı. 6,5 milyon liraya almış olduğu bir arsa nasıl 160 milyon lira ediyor? Bakın. Bu arsada demek ki belli başlı düzenlemeler yapılmış. 160 milyon liraya çıkmış ederi 6,5'tan. Tamam, kabul. İyi de bu memleketin arsası, toprağı bugün Hurtado'nun parasına gitmesin. Yani keşke bugün o tesis sadece Konyaspor Kulübü'nün malı olarak verilseydi de bu tesisi bugün ipotek vermek zorunda kalmasaydık, iki gün sonra satmak zorunda kalmasak. Sistemli bir çalışma yapılsaydı. Benim derdim bu. Yoksa Konya şehrindeki siyasilerin Konyaspor Kulübü'ne olan ilgisinden bir rahatsızlığım yok. Allah razı olsun hepsinden. Bugün Uğur İbrahim Altay'dan da, Sayın Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan da, daha evvelki dönemde Tahir Akgürek'ten de, ondan evvel şey Sayın Mustafa Özkof'a bu dönemde bir parmağın beş parmaktan fazlasını sayamazsın ki. Aslında orada da eleştirilmesi gereken bir mesele var. Ne mesele? Siyaset deyince Uğur İbrahim Altay Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın üstüne kalmaması lazım bu meselenin. Muhalefetinden diğer milletvekillerinin hepsinin Konyaspor'a sahip çıkması lazım ama taraftarlarından görüyoruz mesela. Öyle bir şey yok yani. Yani şu anda tamamen Konyaspor Murat Kurum'un üstüne kalmış gibi. Murat Kurum veya Uğur İbrahim Altay'ın üzerinden Konyaspor'a sahip çıkılmaması gerekir tek olarak. Muhalefetiyle ya şöyle, mevcut borç 250 milyon liraya sahiplenecek herhangi bir Konya'da muhalefet yok. Muhalefet ben görmedim bugüne kadar. Siyasetin göstergesiyle olur. Siyasetin davetiyle olur. Birileri girerse. Bakın 2011'de bu yaşandı. Doğru mu? Evet. Sayın Davutoğlu geldi. Şehrin diğer gelenlerini topladı herkesi. Bu borç bu Konya'nın namusu dedi. Herkesi bir yere davet etti. O gün şeyi yönetimi bakın ya. Öyle kolay kolay bir araya gelecek insanlar mı? Çok güçlü yönetimdi. O yönetimden 3 tane yönetim adayı çıktı. Hepsi yöneticilik yapmış isimler onlar. Ben Sayın Davutoğlu'nun o dönemde ya bu borç nasıl yapıldı kardeşim diye sorguladığını biliyorum. Bu dönemde inşallah sorgular şehrin siyaseti. Bu para senin benim cebimden çıkıyorsa ki bir daha bu 240 yapılmaz. Milyon nasıl oldu diye benim sorgulamamdan ziyade onların sorgulamasını bekliyorum. Ama başarı da öyle geldi zaten. Siyasetin rolünü söylüyoruz ya. Zor gününde hani iyi gününde karıştırtmadığınız siyaseti zor gününde kapısının önüne Konyaspor'u bırakırsanız o şey oluyor yani yanlış oluyor. Şimdi şehrin kulübün sahibi belediyedir, şehre emindir diyorsan bu kulübün içerisinde siyaset hep olacak. Ben bağımsızlaştıracağım diyorsan o çok büyük bir vizyon gerektirir. Tabii çok büyük işte, bir iş gerektirir. O da zor. Bağımsız Türkiye'nin her örneğinin olduğunu sanmıyorum. Konyaspor'u bağımsızlaştıramaz. Şehir takımlarında olmuyor. Fatih abi bak herhalde sen neler söylemek istedin. Yani bugün Hilmi Kulluk Başkan işte ne dedi? Yalnız kaldım dedi. Düşünsenize hani
tek başına çıktığını kim düşünseniz de. Hilmi Kulluk. Bir dakika. Ben bir şey söyleyeceğim. Çok destek bu yönetim. Örnek veriyorum ben. Ben Hilmi Kulluk'u savunduğum için değil. Konya Spor'un hayatı boyunca bir şey. Ben Hilmi Kulluk'u savunduğum için değil. Zafer Beşik Binal'dan başka ne vardı ya? Şeyi söylüyorum yani. Yanlış bir ifade kullandın abi o zaman. Ya, yani ama şey, toplantıda kendisi ifade etti. Yalnız bırakılırım dedi ki, ama. Diyor bak. Bunun doğru olmadığını söylüyor işte Ferhat Bey herhalde. Şeyi söyleyeceğim ben, yani. Yorumum tek başkanın kendisini yalnızlaştırdı. Ya tamam yalnızlaştırdı. Ben sadece şeyi örnek vermek için söyledim. Süremiz daralıyor. Ya da başkan son sözlerinizi alalım. A şahsı çıktı başkan oldu. Konya'nın yapısını biliyoruz ha. A şahsını seven 100 kişi varsa sevmeyen 1000 kişi var mesela sanayide. Evet. Doğru siyaset meselesinde özel şu. Siyaseti doğru bir dakika. İş adamlarından bakanı, da bakanı Murat Kurum Konya için bir şanstır. Şu süreçte de gerçekten kulübe ciddi şekilde destek ya verdi. İşte biz de diyoruz ki yani işte başkan Konya Spor. Yanlış. Konya Spor. Ya bu desteğe karşı başarısız olundu. Ben de bunu söylüyorum. Yani Konya Spor tarihinde en çok destek olunan dönemlerden biri. Ama ona rağmen hemen döneceğim. 3 yıldır Ferit abi son sözlerini alalım. Kapanış şey olarak Fatih yapacağız. Yani bundan sonrası için söylüyorum. Yani yönetim başarmış, başarısızmış şeyi söylemiyorum. Bundan sonrası için Yunus bir sürü şey söyledi. Ben şunu söylüyorum kardeşim. Eğer Konyaspor yani başarılı olmak istiyorsa yani Konyaspor'un başarısı bellidir zaten. Ligde kalmak İşte ilk 5, ilk 10 kesinlikle bu. Hani gerçekçi olmak gerekirse. Bu da Yunus'un anlattıklarını halk diliyle söylersek. Yani birlik, beraberlik. Birliği, beraberliği de kim sağlıyor burada? Belediye sağlıyor ve şehrin ileri gelen siyasileri. Birlik, beraberliğin sağlanması zor. Bir dakika, dur işte. Siyasi etki burada devreye giriyor. Onu i̇şte söylemeye ben çalışıyorum. Onu söyleyeceğim. Siyasi etki girerse daha da zor işte. Yani bir şey, ama kesinlikle farklı durum. Yok, bak değil şeyi özetliyorum ben yani Yunus'un söylediğini halk dilini çevirmeye çalışıyorum. Söylediği para mevzuları da Konyaspor yönetimi ya da Konyaspor camiası kendi yağıyla kavrulacak şekilde idare edilmeli. Evet. Bunun da belirli başlı nedenleri var. Bunun belirli baş yani Yunus'un söyledikleri çok büyük başarılara götürür. Çok ama büyük başarı ama olmayacağını düşündüğüm için diyorum ki birlik beraberlik Konya'da sağlanması çok zor. Kesinlikle. Başkan adayı çıkmadı daha. Yani, 6 gün kaldık. Onun üzerinde çok bir örnek vereyim. Siyasetin olumlu çıkar, etkisi üzerine bir etki söyleyeyim. Çıkacak, şimdi çıkacak. Bugün yönetime namzet olan çok farklı gruplar var. Ama ben düşünüyorum mesela yönetime girmeyi ama Fatih'i istemiyorum. Fatih İsmet istemiyor. İsmet işte atıyorum Ferhat abi istemiyor. Onlar... Bir araya getirme mümkün değil. Evet. Şimdi sosyolojik de bir durum bu. Konya'nın bir sosyolojik gerçeği var. Evet kesinlikle hani, gerçeği. Hepimiz biraz, içeride yaşıyoruz arkadaşlar. Ekabir mi denir, gubuz mu denir? Yani bizim bir gubuz yapımız var. Şimdi burada siyasetin birleştirici etkisi bazen bir lider. Yani otoritesi kabul edilmiş bir lider bazen çıkar ortaya. Sen de olacaksın kardeşim, sen de olacaksın. Zamanında olduğu gibi. Sayın Davutoğlu geçmişte ya, yaptığı gibi. Yaptığı gibi. Çok güçlü bir yönetim çıkabilir ortaya. Ama siyaset ya tamam biz destek verelim dışarıdan ama biri bir ekip gelsin alsın dediği zaman o zaman Fatih'e verdiğinden Fatih bocalamaya başlıyor. Çünkü bir birliktelikten bugün olduğu gibi. Bugünkü gibi. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Fatih Bey süremiz de daraldı. Son sözler bana mı kaldı? Fatih abi şunu sorayım. Tamam, şartların hepsinin aynı olduğunu düşün. Bugün kulübün başında Ahmet Şen olsaydı Konya Spor'un ligdeki yeri daha mı farklı olurdu? Veya bugün bunları konuşuyor olur muydu? Şimdi... Bir kere şöyle yani şimdi idarecilik kısmına girersek Ahmet Şen herkesin yanlışları olmuştur ama idarecilik, futbolu bilme, futbolu yönetme, kriz yönetimi yani bu konularda ciddi bir başarısı var. Bunu göz ardı edemeyiz. Şu an belki de son 3 yılda yaşadığımız en büyük sorunlardan biri bu. Kriz yönetimi, kamuoyuyla uzaklaşma, basınla uzaklaşma, şehri bir kenetlenme durumuna getirememe. Bu gibi eksikliklerden oldu. Ama bunda Ahmet Şan bence başarılı bir duruma gelmişti. Son sözlerime gelecek olursak 100. yıla gireceğiz. Son dönemdeki başarısızlıklar var. Artık Konyaspor taraftarı camiası bir başarı görmek istiyor. Borcun artmasının bir nedeni de sportif başarısızlıktır. Bugün Konyaspor ilk altıya girseydi hem
ilk 6 ödülünü alacaktı. 6. olduğu için hem galibiyet beraberlik parası artacaktı. Artık bir sportif başarı gerekiyor Konyaspor'a. Çünkü 2017'den sonra son 4 yıl gerçekten Konyaspor için karanlık günler oldu. 100. yılı kutlayacağız. Umarım bence güçlü bir yönetim gelecek. Başkan kim olur abi sana göre? Ya başkan zaten kamuoyuna yansıdı zaten. Liste Fatih, çalışması Fatih Özgökçen Bey mi avukat? Liste çalışması da şu devam ediyor. Kesin bir durum yok diye biliyorum. Var mı başka peki liste? Peki bu iddialar gerçek ama değil mi? Yani şöyle arkadaşlar gerçek, gerçek. Burada isimlerin çok bir önemi yok. Ya onu söylemeye çalıştım. Yani Fatih Bey olur olmaz, Ahmet Bey olur olmaz, işte Mehmet Bey olur olmaz bunun bir önemi yok. Bu saatten sonra kulübü mecburen siyasi klik yönetecek. Başka bir alternatif yani yok çünkü. Yani bunun başka bir alternatifi yok. Mecburen durum bu. Şimdi şunu eklemek istiyorum. Şu anda biz sadece biraz önce temsili birisini arıyoruz. Yunus evet, Bey aynen dedi öyle. Ki Konya Spor çok iyi onu olduğu günlerde belediye şey diye. Yönetim siyasetin kapısına gitmiyor. Ama kötü olduğu günlerde getirip siyasetin kapısına bırakıyor kulübü. Evet. Dedi. Hep burada oldu ama. Her zaman hep böyle oldu ama. Bahattin Karapınar'dan sonra belediye aldı. Konya ondan Spor sonra güçlü bir şekilde iki sezonu atlattı. Ondan sonra bir kötü gidişat başladı. Hiç ortada olmayan işte Murat Kurum ortaya atılmaya başlandı. İşte kurumun yüzünden takım bu hale geldi. Yok. Öyle. Veya Hasan Angı ile alakalı taraftarın ağzında. Mesela işte, şu an siyasetin bir tarafı girmek istemiyor bu meselelere. Hiçbir motivasyon kaybı. Istemediler. Yani siyasette de bir motivasyon arkadaşlar, kaybı var mı? Şimdi şunu konuşmamız lazım. Bundan 3 sene evvel Sayın Hilmi Başkan ilk kongrede seçilme girdiği dönemde 3 aday var. 3'ü de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanına gitti süreci. Hepsi de bunu söyler zaten bütün başkan adayların hepsi. Sayın Uğur İbrahim Altay şu ifadeyi kullandı. Arkadaşlar Konyaspor Kulübü'nü yönetebileceğinizi düşünüyorsanız ben herhangi bir tarafta bulunmam. Aday ben bana eğer üzerime düşecek bir görev varsa ben bunu yaparım ki kongrede hepinize başarılar dilerim dedi. Peki, siyasetin yıpratılması motivasyonu düşünmez mi? Bugün gelinen noktada siyaset yani Sayın Uğur İbrahim Altay mecburen bu işe giriyor. Niye? Konyaspor bu şehrin markası. Abi ben sana bir şey soruyorum. Yıpratılması. Olmazsa olmaz. Olmazsa yıpratılması motivasyonu. Siyaset buraları boşta bırakma. Sadece Konyaspor talep ettiği için gelmiyor da orayı. Yunus abi şimdi şöyle bir mesele var. Bak iktidarın siyaseti risk alır. Siyasi geleneğini biliyoruz. Bu riskleri aldı, alır. Şimdi şöyle bir şey şimdi var ama. Bu kadar ben büyük sana bir alanı, şey sosyolojik bir alanı boş bırakmaz. Şimdi siyaset. Şunu söyleyeyim. Şehrin markası nedir? Konya Spor'dur değil mi? Eğer bugün siyasi irade bir yönetimi belirleyecekse bu yönetimin atacağı adımlar isim önemsiz ya diyorsunuz ama önemli. Eğer bir başarısızlık doğru meydana gelirse ki süreç zaten siyaset bundan sonraki yazar süreçte etkiler, siyasiler etkiler için, siyasi partiler için çok kritik. Taraftarlar da ki bugün belki de her 2-3 taraftardan biri götürdü AK Parti'ye oyunu verdi. Bu iktidar partisine de olumsuz yansır. Ama bence bunu da alır yapar. Ama ona rağmen yine takım sahipsiz olacak. Tabii ama Ankara Gücü düştü. Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan burada sonra. Burada arkadaşlar şunu atlamayalım lütfen. Şimdi siyasi iktidar Konyaspor'la alakalı üzerine düşen görevleri zaten bu zamana kadar yerine getirdi. Bugün Konyaspor stadyumu başlı başına bir örnektir. Konyaspor'un tesisleri bugün başlı başına bir örnektir. Konyaspor'a kazandırılan arsa başlı başına bir örnektir. Fakat bu bir takım iş adamı grubu tarafından bu emekler çarçur edilmişse burada siyaseti suçlayacak herhangi bir durumumuz yok. Şimdi ama şu, bugün devraldıktan sonra sen bugün, doğru yaparsın abi. Bugün belediyenin önüne götürür. Götürüp veriliyorsa bu çocuk veriliyorsa mecbur bir şey yok. Mecbur bakacak. Bugünden sonra Konyaspor Kulübü sportif olarak başarılı olamayabilir. Bakın sportif başarının yine söylüyorum 2 kere 2 4 etmiyor futbolda. Sportif başarıyı kesin getirecekler diye bir kaide yok zaten. O riski de ama bugün bu 240 milyon borç daha fazlalaşmasının kavgasını vermezse eğer siyasi erk tarafından yapılan yönetim eğer bunun mücadelesini vermezse bu tartışılabilir. Konyaspor kulübünde akrabam diye oyuncu transfer edilmeye devam edilirse evet, bu tartışmaya açılabilir kabul ederim. Ama onun haricinde Konyaspor takımı sportif olarak başarısız olup küme düşebilir. Düştü de daha evvel siyasi ellerde. Yapılabilir bu. Bu bambaşka bir iş. Buraya bunu eklemem lazım. Birinci bölümdeki itirazım geçmiş yönetimi aklamak falan değildi. Gelecek olan yönetimin üzerine çok büyük bir Demokles'in kılıcı koymayalım. Şartlar kötü de olabilir. Ama
yaptığı hatalara, olumlu taraflarına bakarsınız, hatalara bakarsınız, sonra karar veririz. Yani güllük gülistanlık bir tablo da olmayabilir. İş zor, kabul ediyorum, riskli. Siyaset için de riskli. Ama çok riskli. Bu riski herkes almak zorunda. Öyle. Kimse itemez. Öyle bir şey yok. Son sözümüzü alalım. Yani Hilmi Kulluk ve yönetiminin bıraktığı yaralar ancak birlik beraberlikten bahsediyoruz ya. Birlik beraberliği sağlayacak nokta, tekrar söylüyoruz. Belediye ve siyasi, yani siyasi güç. Konya'da etkili olan siyasi güç. Eğer belediye ve siyasi güç girmezse Hilmi Kulluk'un bıraktığı yaralar sarılmaz. O ayrıştırmalar, taraftarlar, bütünleşme, evet, birlik beraberlik kimse bir araya getiremez yani. Eğer belediyenin bence ekonomik sadece faydası. Ekonomik olur. Değil bak. Birlik ve beraberlik noktasında. Yok, hayır, kesinlikle sağlanabilir. Zor, belediye, zor, bak, belediyenin gösterdiği, siyasetin gösterdiği şeyler, taraftar da Konyalı da, yani Konyalı şeyini sever. Yani, şimdi belediyesini sever. Yani. Belediyesini sever. Şeyini, bak sen 9 doğru yaparsın, bir yanlış yaptığın bir şey göze batar ve o 9 doğruyu da götürebilir. Dakika, ama biz değil, bu. Biz önce bir yaraları sarmayı anlatıyorum ben sana ya. Yani ayrıştırıldık hep, işte biliyoruz. Süremiz doluyor, son sözlerinizi alalım. Ayrıştıran kim? Ayrıştıran yönetim hatası. Yönetim. Yani bunlar şöyle, evet kronikleşmiş problemler var ama çözülmesi çok zor sorunlar değil bunlar. Doğru, çok değil, kısa sürede doğru. Atılacak olumlu adımlar, negatif bir sinerji yakalarsınız. Ciddi bir anlamda ilişki ve iletişim kurarsınız insanlarla. Yani şehri bir havaya sokarsınız. Konyaspor'un gücünü hafife almayın. Ha, evet. Ekonomik yok, anlamda söylemiyorum ben bunu. Hafife alma meselesi camianın değil de. Bir, önce bir camia bir birleşmeli kardeşim. Bu birleşmeyi de hep söylüyoruz. Söyledik de. Belediye gösterecek. Siyaset gösterecek. Diyecek ki işte biz bu adamı belirledik. Şeyin yani zaten başka bir çıkar yolumuz yok. Konya Spor'a bir abi lazım. Belediyenin söylediği sözün üstüne söz söyleyemez iş adamları ya da şey. Onlar ama neyse, aslında önce burada söylenecek bir şey var da. Mücahit ver de dükkanı kapatsın. Yani evet, söyleyeceğim tek şey. Hararetimiz düştü. Bu birlik beraberlik sağlanmak istiyorsa söylediğim gibi. Belediye gösterecek adayı. Siyaset gösterecek. Herkes belediyenin söylediğine uyacak. Zaten taraftar da takımı sahip çıktığı için belediyenin desteklediği adayı destekleyecek. Çünkü takıma belediye sahip çıkıyor. Zaten o adamlar dışarıdan alakasız adamlar olmayacak. Camianın içerisinde zaten spor yöneticiliği. Bu şeyin insanları olacak. Yani siyasi fikri farklı insanlar da gelebilir oraya. Tabii şöyle değil beraberlik yani, siyaset şunu belirlemiyor. Kıstas iktidar partisinden partili olacak değil demiyor. Yani öyle tabii. Bir şey. Sporu şeyde, ileri gelenleriyle istişare yapıyoruz. Hiç saha içiyle konuşamadık yalnız. İlhan Palut'un durumu ne olacak? Tabii. Hangi futbolcular? İnşallah başka bir programa olmadan konuşmuş oluruz. Yani belki kalması mı gerekiyor, onlar, gitmesi mi gerekiyor? Ben size bir program yapayım orada konuşuruz. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İsmet Bey teşekkür ederim. Fatih Bey teşekkür ederim. Ferhat abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Musa abi teşekkür ediyorum tekrardan. Efendim Sümen Altın'ın bir programında sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor. Hayırlı geceler diliyoruz. ARS Park Sümenaltı programını sundu.